Her şey sizin elinizde. Sizings Construction yapmakta olduğu ve tamamladığı projeleriyle güvenilir ve kaliteli işlere imza atmaya devam ediyor. Sizings Construction, sentetik halı saha ve sentetik yürüyüş yolu projeleriyle ada genelinde onlarca projeye imzasını attı. Nurer Construction 90 artıyı sunar. Şubat Pazartesi yeni bir birliktelik, yeni bir Pazartesi akşamı Diyalog TV'de bir kez daha birlikteyiz. 90 artı programında yeni bir gecenin başlangıcındayız. 18. hafta az önce tamamlanan Binatlı Gayu Çetinkaya karşılaşmasıyla geride kaldı. Binatlı 2, Gayu Çetinkaya 3 şeklinde tamamlandı karşılaşma. 2-0 önde oynayan bir Binatlı vardı. Ancak Gayu Çetinkaya karşılaşmayı bırakmadı ve karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ve Yeni Cami'nin puan kaybettiği haftada Çetinkaya bu fırsatı çok iyi değerlendirerek aldığı zorlu deplasmandan galibiyetle zirve yolunda, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı da geride bırakmış olduğunu belirtelim. Geride kaldı 18. hafta. Ne olmuş 18. haftada? Hemen ekrana gelecek toplu sonuçlar, puan durumu. Bir sonraki haftanın programıyla 90 artı açacağız. Bakalım 18. hafta sonunda neler olmuş? Yeni Boğaziçi 1, Merit Alsancak Eşilova 2, Cihangir 3, Gençler Birliği 3, Gençlik Gücü 1, Doğan Türk Birliği 3, Yalova 2, Lefke 2. Cumartesi'nin oynanan karşılaşmalarıydı. Pazar, Yeni Cami 0, Bafil Kürdü 0, Türk Ocağı 2, Mausa Türk Gücü 0, Ozanköy 0, Küçük Kaymaklı 1 ve az önce tamamlanan maçta Binatlı 2, Gayu Çetinkaya 3 şeklinde tamamlandı karşılaşma. Alınan bu sonuçların ardından Yeni Cami 2 puan, önemli 2 puan bıraktı bu hafta. 37 puana sahip ikinci sırada Gayu Çetinkaya var. Onun da puanı 37. Doğan Türk Birliği 3. sırada puanı 34. 4. sırada Binatlı var puanı 33. 5. sırada Merit Alsancak Eşilova var puanı 28. Aynı puana sahip Küçük Kaymaklı da 28 puanda. 7. sırada Gençler Birliği var puanı 25. 8. sırada Bafül Kürdü var puanı 23. 9. sırada Cihangir onun da puanı 23. 10. sırada Türk Ocağı var puanı 22. 11. sırada Lefke var puanı 21. 12. sırada Yalova var puanı 20. 13. sırada Mausa Türk Gücü var. Onun da puanı 20. 14. sırada Gençlik Gücü puanı 20. 15. sırada Yeni Boğaziçi var puanı 15. 16. sırada Ozanköy var puanı 11. 19. hafta Cuma akşamı başlayacak. Karadağ'da Lefke Yeni Cami açılış maçı 19. haftanın. Cumartesi Mausa Türk Gücü, Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği, Ozanköy, Küçük Kaymaklı, Yeni Boğaziçi maçları var. Bafül Kürdü Cihangir karşılaşması ise Cumartesi'nin Süper Lig adına son karşılaşması Pazar. Merit Alsancak Eşilova Binatlı, Gençler Birliği Türk Ocağı ve Pazartesi kapanış gününde Gayu Çetinkaya Yalova karşılaşmasıyla 19. hafta geride kalacak. Birincilikten oldu bu hafta. Lapta 1, Esentepe 1, Göçmenköy 3, Bostancı Bağcıl 1, Dumlupınar 0, Girnalkevi 2, Görnet 0, Değirmenlik 0, Pazar. Gönyeli 2, Kaya Mehmetçik 2, Çanakkale 1, Doğancı 0, Akova 4, Mormenekşe 4, Maraş 2, Hamitköy 1. Zirvede Gönyeli var, puanı 38. İkinci sırada Esentepe var, puanı 36. Üçüncü sırada Maraş var, puanı 34. Dördüncü sırada Hamitköy, puanı 32. Beşinci sırada Göçmenköy var, puanı 31.
6. sırada Girnalkaya var puanı 30. 7. sırada Domlupınar puanı 28. 8. sırada Mormenekşe puanı 26. 9. sırada Bostancı Bağcıl puanı 25. 10. sırada Lapta puanı 24. 11. sırada Değirmenlik puanı 22. 12. sırada Çanakkale puanı 19. 13. sırada Akova puanı 16. 14. sırada Görneş puanı 15. 15. sırada Doğancı puanı 12. Ligin dibinde Kaya Mehmetçik var puanı 11. 19. hafta Esentepe Çanakkale, Değirmenlik, Dumlupınar, Doğancı Gönyeli, Hamitköy Akova, Girnalkevi Maraş, Bostancı Bağcıl Görneç, Mormenekşe Lapta ve Kaya Mehmetçik Göçmenköy maçlarıyla 19. haftada birincilikte bu şekilde tamamlanacak. Teşekkür ediyorum sevgili Serkan. Koyduğun katkı için Çağlar'a ve Hamit'e de şimdiden yardımları için teşekkür ediyorum. Önemli bir konuk yine bu akşam itibariyle. Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayer Piskobulu'yu davet ettik. Kırmadı, katıldı. Hem Doğan Türk Birliği'nin ilk devre arası kalan haftalarla ilgili düşünceler, hedef, yaşanan bir takım sıkıntılar, özellikle Kaymaklı maçı gündeme bomba gibi düşmüştü. Caner Hoca farklı platformlarda çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Gündemi Bayer Başkan'la konuşacağız, kendisiyle konuşacağız. Başkan, teşekkür ediyorum kırmayıp katıldığın için. Seni burada görmek güzel. Hayırlısı olsun diyorum. Bir kez daha geçtiğimiz günlerde mutlu bir birliktelik Evliler Kervanı'na katıldın. Hayırlısı evet. olsun diyeyim bir kez daha. Sağ olun. Caner Hoca kullandı o klasik lafı. Ben de kullanayım. Allah bir yastıkla kocasın dedi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aynısını söyleyeyim ben de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, öncelikle ben teşekkür ederim programa beni konuk ettiğiniz için. Tabii ilk devreyle başlayalım. 28 puanda ilk devreyi bitirdik. 7. maçtan sonra, Yalova maçından sonra bir çıkış yakaladık. O çıkışımızı Çetinkaya maçına kadar sürdürdük. 5 hafta üst üste kazandık. Son maç Çetinkaya ile beraber kaldık ve ilk devreyi 28 puanla bitirdik. Tabii devre arası, yani biz biliyorsunuz Doğan Türk Birliği olarak bizim böyle çok fazla dışarıdan transfer için çok fazla bir şeyimiz olmaz ama bu yılın başında Emi'yi aldık, bildiğiniz gibi Binalı'dan. Çok da memnunuz, onu da söyleyeyim. Tabii orada Salih'in ayrılmasından doğan bir boşluğu değerlendirmeye çalıştırdık. Yabancı transferimizi Quincy Rahim geçen yıldan kalmaydı. Yanına Raza'yı getirdik ama Raza'nın golcü özelliği taşımadığından dolayı Razak'la devre arası yollarımızı ayırdık. Tabii Quincy'yi de istemeye istemeye ama Caner Hocam'ın orada forvetli biraz daha fazla alternatifinin olma isteğinden dolayı orada forvette Yalova'da oynayan Pamboe JJ ve Akofor'u transfer ettik. Tabii buradan sponsorumuz Aydoğan Grup'a çok teşekkür etmek isterim. Bu transferlerin finansmanını kendileri karşıladılar kulübe. O yüzden onlara tekrardan teşekkür ederim. İkinci devre iyi bir, her ne kadar da iyi bir kamp geçirmediğimiz ilk haftadan yazıldıysa da biz iyi bir kamp geçirdik. Zaten Caner Hoca'nın klasiktir. Caner Hoca para konuşmaz. Doğan Türk Birliği ile geldiğinde iki kamp, çok fazla futbolcu ısrarı da olmaz yabancı dışında. Ama iyi bir kamp geçirdik. Bir kaynaşma oldu. Akafor da gitti. Pamboa JJ de gitti kampa. Güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. İlk maç işte Merit Alsancak Yeşilova ile oynadık. İşte ilk maçı kaybettik ama son iki haftayı kazanarak, bir de kupada iyi oynayıp tombala da kaybederek diyeceğim. Çünkü tombala artık, diyetlandırın yani rahatlıkla. Tabii. Yani tombala artık, yani hani orada gerçi biz 3 kez öne geçtik. Belki koruyamadık. Belki bizim hatamız ama çok iyi bir mücadele, çok iyi bir oyun. Dişe diş Yeni Cami'yle güzel bir karşılaşma oynadık. Ama şanssızdık. Pamboy atamadı penaltıyı, elendik. Günal attı, elendik. Başarılar, yani söyleyecek bu konuda çok fazla bir şeyim yok. Şu özelliğini çok severim. Fiyat ya da bütçeyi açık açık belirtin
her sezon sonu, her sezon başı kuruşuna kadar belirtin. Yani işte bu kadardır, kuruşu da var. Ama şu dikkatimi çekti. Yerli transfer konusunda anormal rakamlardan hep kaçtın, hep kaçarsınız. Bizim budur diyorsun işte, yani 300 bin TL'dir bu yıl mesela transfer bütçemiz yerli yabancı. Oysa çok kaliteli isimler vardı serbest transfer hakkı olan. Bu dönem konuştuğunu biliyorum ben birçoğundan, zaten yazda bu stüdyo yaptığımız programda isim vererek söyledin zaten bu, ben X ile Y de konuştum dedin. Ama fiyatlar nettir bizde. Ben o fiyatı verirsem dedin, dengeleri bozarım. Evet. Devre arası yine çok yerli transfere yönelmedin. Zaten devre arası yerli transfere yönelmek çok sağlıklı bir şey değil. Sorunlu oyuncu bulursun, katarsın takıma. Başkan, nerede, bir yerde canın mı yandı bu yüksek bonservi ya da yüksek rakamlı yerli transfer konusunda da birkaç dönem vardır. Hep geri adım atıyorsun yüksek transfer bedellerinden. Yani yandı mı canın bir yerde? Şöyle söyleyeyim. Yani bir defa zaten yapım gereği, ben hesaplı kitaplı giden bir adamım. Yani yapım gereği zaten bu birinci şart. Hı hı. Ama ben 95-94'te ilk yöneticiliğimi yaptım. Yani 25 yıla geliyorum neredeyse, yani çeyrek asır. Bu süreçlerde hep gördüğüm kulüplerin en büyük sıkıntısının mali konularda olduğu, futbolcuya verilmeyecek paraların söz verilmesi. Ben hayatımda yapamam. Benim ağzımdan çıktı. Benim için bitmiştir. Onu ölür yaparım ben ama bunları görerek zaten kulüplerin ne günlere geldiğini herkes görebiliyor. Yani bunun için ne alim olmak gerekir ne canınızın yanması gerekir. Yani şimdi ben bir futbolcuyu çağırıp yüksek rakamlar şey edip, vaat edip aman canım cicim gülüm deyip idare etmek mi daha doğru? Yoksa ben verebileceğim bu kadardır, verebileceğimin günü, tarihi budur, bunlardır deyip bunları yapmak mı? Yani o zaman ben hani biz kulüp olarak zaten bunu hep her zaman söylüyorum ben. Biz 2007-2008 sezonundan sonra biz Doğan Türk Birliği büyük bir kabuk değişikliğine gittik. Tabii burada tekrar söyleyeyim ben, yani her zaman söylüyorum bunu, dile getiriyorum. Ünal Başkan'ın, Aydoğan grubun çok büyük katkısı var bu konuda. Biz her zaman için elimizdeki paranın bütçesiyle gidiyoruz. Elimizdeki parayı söz veriyoruz. Bunu da günü gününe yapmaya çaba sarf ediyoruz. 3 gün 5 gün gecikir. Müsaade et, bu SMS'i okuyayım. Çok hesaplıdır. Cebindeki paralar bile Atatürk'ün kafalar. Bir tarafta değil. Çok güzel. İsmi arada söylerim ama gerçekten dikkatimi çekti. Yine sevgilerini, saygılarını senin ekranda görmek güzel, birçok izleyici atıyor ama çok ilginç bir mesaj. Çok hesaplıdır. Cebindeki paralar bile Atatürk'ün kafalar. Bir taraftadır. Zaten belirtti başkan. Hesaplıyım. Yani ya sen şimdi, kendi yaşantında da öylesin. Tabii şimdi verebileceğin sözü tutacaksın. Doğru olan neyse onu uygulamaya çalışın. Alamayacağın bir malı yani niye düşünüp de hayal edesin? Alabilirsen alırım ama hayalinden yatıp kalkmam. Cebimde varsa alırım. Cebimde yoksa havaya istemem ben. Ben hayatım boyunca böyle olmaya çalıştım. Havadan yani laf ile peynir gemisi yürümez yani, bilirsiniz. O yüzden hiç yani hesabımı bilirim. Benim bu kadar param var, o kadarlık mal alırım derim. Yani bunu söylerken yani futbolcu için söylemedim ama hayatım boyunca da böyleyim. Ama kulübün bütçesinde mesela bu yılın daha başlamadan, lig başlamadan, sezon açılmadan. Biz geçen yıl Mayıs ayında oturup, hatta benim ofiste yönetici arkadaşlarla beraber bu işin, bütçenin, önümüzdeki yılın bütçesinin ne kadar olacağını hesabını yaptık. Ya bu saate kadar da saptığımız olmadı. Yani bu yıla kadar da çok fazla saptığımız olmadı. Bir yıl saptığımız oldu. Orada da transferden dolayı gelir gider tablosundaki bir şişmeydi o, ama yani onun dışında çok fazla şeyimiz yok. Yani ben her zaman bu yolu da 1300 TL ile, yaklaşık 1300 TL ile bitireceğimizi düşünüyorum. Kalıcı ne verdiniz kulübe? Bir otobüs kazandırdınız otobüsü. Tabii otobüsü Aydoğan Turizm'in yine katkıları. Yok. Geçen yıl Özyalçın grubun bize katkılarına. Şimdi şunu söyleyeyim. Mesela
Örneğin biz tabii ki bu işte bir ticarete benzer diye düşünürüm ben. Şimdi niye Özyalçın Grup bizimle sponsorluğa devam ediyor? Çünkü biz Özyalçın Grup'a geçen yıl biz parayı alıp sporcu transfer etmedik. Biz geçen yıl Özyalçın Grup'tan aldığımız her kuruş lirayı bu otobüse harcadık. 38 bin pound'a mal oldu bize. Biz geçen yıl bu parayı Özyalçın Grup'tan alıp otobüs için harcadık. Bize bu 38 bin pound'u alıp kulübe bir sporcu kazandırabilirdik. Ama bir sporcu kazandırdığında ne olacak? Ama kulübün sporcusuna bir otobüs kazandırdığında bence daha makul, daha olucu olacak. Ama bilmiyorum, birisi mi sordu yoksa sen mi sordun kalıcı olarak, ama yok, o benim, kalıcı kalıcı sorumlu. olarak cumartesi akşamı düğünde, tabii düğün de olsa yine birisini gördüğünüzde Doğan Türkbirliği aklınıza gelir. Orada mimar Bülent Taşer'i gördüm. Başkan dedi, her şeyin hazır dedi, vize çıktı dedi. Yani bu önümüzdeki hafta, hatta Ünal Başkan da bu konuda sürekli mızmızlanır. İşte nerede vize hazırlanmadı, olmadı falan. Bu hafta vizeden çıkar, kulüp binası, yeni kulüp binasını yapmak için de bu önümüzdeki bir iki haftadan sonra büyük adımlar atacağız diye düşünüyorum. Evet, Osman Dinler'in selamları, sevgileri var. Değerli dostum Osman Dinler, o da ekranda selamlar. Seni görmekten mutlu. Teşekkürler Osman. Yani zaten şu var, kimseyle bir sorunun yok. Yani ben duymadım yani bugüne kadar spor camiasının içinde Bayer Piskoğlu hakkında X, Y, iyi, kötü hiçbir şey duymadım. Demek ki doğru zamanda doğru işler. Şimdi şöyle bir şey var. Var mı başkan, yani bir herhangi spor kamuoyu içinde... Var mı bir sıkıntı? Yok. Herhangi bir kulüp başkanı, kulüp, spor adamı, spor yazarı var mı birine bir sıkıntı? Yok, yok, yok. Yani kimseyle sıkıntım olmadı. Şimdi onu da şöyle bir süreç söyleyeyim. Yani tabii daha önceden taraftardık, yöneticiydik. Tabii ki doğal olarak o dönemde gençliğin de, tabii çocukluğun da diyeyim, bir şeyi vardı, heyecanı vardı. Biz de mutlaka otellerin üzerindeydik. Belki ağzımızdan o gün kötü laflar da çıkmış olabilir. Bunları zaman zaman söylemeyi de yapmış olabiliriz ama ben Doğan Türk Birliği Spor Kulübü'ne başkan olduğum gün Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkanlığı'na yakışır bir şekilde davranmak için elimden gelen her şeyi ardıma koydum. Kendimden de çok verdim. Çünkü sonuçta insanlar o stresi, o sıkıntıyı orada biraz bağıra, çağıra, belki etrafına hani şey ederek belki atıyor ama benim için daha kötü, çünkü ben başkan olarak bu konuda çok fazla ağzımı açmam. Bu stresi dışarıya atamıyorsunuz. Yani benim gerçi sigarayı bir ara kestiydim ama başladın yani bir paket maç başlamadan açılır, o bir paket biter. Ha, belki yarım içerim atarım ama yani o stres, o şey kolay değil. Çekersiniz, galip geldiğinizde işte bir yere gidersiniz, o stresi atarsınız ama en kötüsü mağlup oldunuz. Yani eve gitmek. Oturup işte 20 Temmuz Metadanırstan'dan bahsedeyim. Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayer Piskoğlu bu hafta maç kimiyle? İşte Ozanköy'le. Ya Ozanköy Kulüp Başkanı'yla ya da X Kulübün Başkanı'yla ben seni oturup yan yana maç gördüğümüz hiç görmeyeceğim. Ya tribünün oradasın, ya seyircinin iç içesin, ya duvarın şimdi öndesin. Yani... onun da bir hikayesi var. Şunu söyleyeyim. Öğrenmek size. Ben, merak ettiğim konulardan bir tanesi. Şimdi ben dikkat ederseniz hep genelde aşağıda seyrederim. Evet. Çünkü takip yıllarca... ettiğim Kaymaklı maçında da aynıydın. Geçen hafta arası oynanan Yeni Cay maçında Caner Hoca'yla Afin Hoca cezalıydı zaten. Ondan olduğu noktadaydın. Doğru mu gördün? Yok, diğer taraftaydım. Ben kale arkasındaki tribünün evet, oradaydım. Yani hep... Onun nedenini söyleyeyim. Çünkü ben yıllarca sporcu sorumluluğu yaptım bu kulüpte. Sporcunun ne çektiğini, neler yaşadığını bir hafta süreyle sizi sporcu sorumlusu olarak yaptığınızda ne yaşadığını biliyorsunuz. Şimdi tribüne gittiğinde doğal olarak eleştiri olacak. Tabii ki eleştirir ama eleştiren taraftar bilmiyor o sporcunun. Belki bir hafta sakatlığı vardı, antrenmana katılamadı. Belki bir sorunu vardı, kafası orada değil. Bizim ülkede zaten profesyonellik yok. Her ne kadar dayarı profesyoneliz, hani adım atıyoruz, öyleyiz, böyleyiz desek de bunlar hep hikaye. O yüzden
bir iki kez cezalı oldum. Bu cezalı durumlarda tribüne oturduğumda sporcuya yapılan eleştirileri ben kendim kabullenemediğim için dedim ki kendi kendime yukarıda tribünde maç seyredip insanlara laf söyleyip kıracağıma daha iyisi ineyim aşağıda yalnız başıma seyredeyim. Kendi kendime yorumumu kendim yapayım diyerek ben o yüzden hep tribünlerden uzak oturmaya çalışıyorum. Stadın müsaitliğine göre. Mesela Lefkoşa'da o hani şeref tribünün olduğu tarafta yedek kulübeleri olduğu için biraz daha kenara doğru giderim genelde Lefkoşa'da ama yoksa normal şartlarda ben yalnız seyretmeyi, Doğu Türk Birliği'nin maçını yalnız seyretmeyi tercih ederim. Evet. Şöyle 11'i gözümde canlandırdım. Kaleciden ileriye doğru gelirim. Aldım yabancıları dışarı. Hasan Kanlı'yı da aldım dışarı. Emeği de aldım dışarı. Kalanlar sizin çocuklarınız, doğru mu? Emek, evet doğru. Emek Hasan dışarı, Kanlı. Hasan Kanlı dışarı, yabancılar dışarı. Evet. Geriye kalanlar doğrudur. Sizin çocuklarınız, doğru mu? Doğrudur, evet. Ozan da bize geldiğinde 18, ya 17'ydi ya 18'di Ozan. Gençler Birliği'ne gitmişti. Ondan sonra bize geldi. Bize geldiğinde zaten o ilk yıl 2012'ydi yanılmıyorsam. 2012'de ilk başkan olduğum yıldı. 2012'ydi. O yıl geldi. Yani o da hemen hemen bizim altyapıdan sayılır Ozan. Onun dışında tüm sporcularımız altyapıdan. Evet. Şu an ülkede en iyi işleyen altyapı Doğan Türk Birliği'ndir diyebiliriz bunu rahatlığına. Çünkü yani baktığımızda isimler Selimler, Ahmetler, Aydınlar, Kenanlar var yani aşağıda da var. Koral, yani saysam sayarım. Koral, Tunahan var. Tunahan. Demek ki gelenler var. Demek ki doğru gidiyor işler aşağıda. Şimdi aşağıda doğru gidiyor. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Mesela Yeni Cami'de doğru gidiyor. Ama onlar kendi yapılarını başka türlü ticari yönde değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Bizse kendi içimizde, kendi kabuğumuzda değerlendirmeye çalışıyoruz doğal olarak. Çünkü Doğan Türk Birliği bir... Önce şunu söyleyeyim. Doğan Türk Birliği Spor Kulübü ülkeye ahlaklı, temiz, karakterli insanlar ve sporcuları yetiştirmek için kurulmuştur. Doğan Türk Birliği Spor Kulübü akademisinde ben her zaman şunu söylerim. Bizim akademideki hocalara, hocam siz sadece sporcu, A takıma, tabii ki birinci hedefimiz genç takım, A takıma iyi sporcular yetiştirmek. Ama bunun yanında Doğan Türk Birliği'ne başkan yetiştirmek, yönetici yetiştirmek, taraftar yetiştirmek de yine bu Doğan Türk Birliği Akademisi'nden gelir. Ben en azından şunu söyleyeyim, ben kendimden biliyorum. Ben Doğancı doğdum, Doğancı büyüdüm, Doğancı öleceğim. Ama benim gibi Doğancılar ve veya şu an bizim yönetim kurulunda olan arkadaşların da %70'i böyledir. Hani akademinin sadece amacı futbolcu yetiştirmek değil, bizim birinci amacımız topluma karakterli gençler yetiştirmek. Karakterli gençleri yetiştirirken Doğan Türk Birliği'ne ve Doğan Türk Birliği camiasına insanlar katmak. Gerek taraftar, gerek sporcu, gerek başkan, yönetici. Doğan Türk Birliği Akademisi bunları da yetiştiriyor diye düşünüyorum. O yüzden akademi sadece işte futbolcuyu yetiştir, al yukarıya değil ama herkesin kendi bir kullanışı var. Yeni Cami'de başarılı bu konuda biliyorum. O yüzden yani iyi de öldür hakkını yeme ama iyi akademilerinden bir tanesiyiz. Ona %100. Yabancı uyruklu bir taraftar topluluğu var. Evet. Yani maça gelindiğinde Doğan Türk Birliği tribünlerinde artık aranan topluluk oldu. Evet. İçeride dışarıda yanınız olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi genelde şey Christmas değil ise, Easter değil ise, adadaysalar mutlaka gelirler. İçeride dışarıda hatta hani şimdi biliyorsunuz yeni teknolojide telefonlara bas, istediğin yeri bul. Hatta telefonda bile şey, bazen mesela bizim George arkadaş var. Tabii onun da bu konuda katkısı büyük. Onun kafesinden sürekli geliyorlar otururlar. Ondan dolayı bir Doğan Türk Birliği şeyi var, ilgisi var.
Ama sürekli, hatta bazen çizip çizip yolluyoruz. Yani nereden döneceklerine kadar hepsini tarif edip gönderiyoruz. Geliyorlar, yani açık söyleyeyim, Nigel ve eşinin adı Neil'di yanılmıyorsam. Mesela o ikisi bir sezonda en az 25 maçımızı seyreder. İki tane yabancı ama... Bir ara bir grup vardı, takım forması ve sizin takımınızda oynayan futbolcunun ismi, evet, baskılı, evet, forma giyenlerden oldu. Nigel'dir o, Nigel. Evet. Aydın'ın formasını giyiyordu o ve eşi. Yani bu çok güzel bir olay bence. Güzel tabii tabii. Onlar zaten bir yılda 25 maç seyreder ama bu sıralar tatil var. Herkes gitti. O yüzden bu aralar yoklar ama herhalde bir 15 güne kadar gelirler. Ondan sonra. Sevgili Serkan, geçen hafta oynanan Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği karşılaşması. Hani çok uzun bir süreli bir karşılaşmaydı. Biliyorsun olaylar da vardı. Bu akşam maç izlettireceğiz ama ağırlık Doğan Türk Birliği konuşacağız. O maçı bir hazırlayalım. O maçı izleyeceğiz. Yaşananlar var. Yaşananların sonrasında da başkanın o süreci konuşacağız. Başkan, hiç aklından geçirdin mi sezon bittiğinde? Tamam arkadaş, bu sezon biz artık Caner Hoca ve Afin Hoca'yla son yılımızı dediğin oldu mu ki? Ben bu yıl onu bir spor adamı olarak düşündüm. Acaba hakikaten Caner Hoca bu yıl hiç. Ben varsam vardır diyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanlar kötü gün görünce bazı şeylerin değerini anlar. Ben de söylerim. Şimdi ben hani bu koltuğa oturdum. Doğan Türklü Başkanlığı koltuğuna oturdum. Yani sırası gelir ben de çok isyan ederim. Mutlaka ama eğer oraya talip bir arkadaş olursa ve Doğan Türk Birliği'ne, ben şunu da söyleyeyim, inanırım ki Doğan Türk Birliği'ne en az benim kadar bir şeyler katabilecek bir arkadaştır. Yani gelmesine de çok sevinirim. Gelsin, buyursun. Kalkarım koltuklarıma, destemi veririm hep diyorsun. Tabii tabii. Ondan yana ki hiç zaten şöyle söyleyeyim, ben eğer bir gün başkanlığı bırakırsam Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu'ndan akademinin benden sorumlu olması için talep edeceğim ben. Yani ben Doğan Türk Birliği Başkanlığı'nı bırakırsam ben Doğan Türk Birliği Akademisi'ne aynı şekilde çalışmaya devam etmek için, belki daha kurumsal bir yapı oturtmak için, belki Doğan Türk Birliği'ne biraz daha fazla bir şeyler katabilmek için uğraş vereceğim. Ha belki uğraşımı yukarıda değil ama aşağıda mutlaka bu konuda devam ettireceğim. Yani buna kimsenin şeyi olmasın. Yani en ufak şüphen. Allah bana sağlık verirse bu konuda sözüm sözdür yani. Doğan Türk Birliği Başkanlığı'nı bıraktığım gün eğer sağlığım müsaade ederse kesinlikle Doğan Türk Birliği altyapısında. Peki yok mu hiç nabzını yokladığın ya da işte senin düşüncelerini aldığı yani? Şöyle söyleyeyim, ileride başkan adayı olarak gördüğüm arkadaşlar var. Yapabilecek kapasitede, yapabilecek yetenekte insanlar var. Şu anki yönetim kurulumuzda da var, çevremizde de var. Ama tabii önce bir şeyleri, yani biz bu işin içinden hamurundan, ben Doğan Türk Birliği 3. Lig'e gidecek hale geldiğini gördüm. Süper Lig'den 1. Lig'e düştüğünü gördüm. 2. Lig'den 1. Lig'e 2. veya 3. çıktığımızı bilirim. Şampiyon çıktığımızı bilirim. Doğan Türk Birliği'nde şampiyonluk yaşadım. Kupa şampiyonluğu yaşadım. Eskiden Cumhurbaşkanlığı vardı. Onu yani ben yaşanabilecek iyi, kötü, eğri, doğru her şeyi yaşadım Doğan Türk Birliği'nde. O yüzden şuna inanırım. Bir insanın da kulüp gibi yerlerde karar verebilmeniz için bazı şeyleri yaşamanız lazım diye düşünüyorum. Yani yaşamazsanız sonra oturduğunuz koltuğun ağırlığı birazcık ağır gelir size. O yüzden bazı şeyleri yaşasın diye çok da çaba sarf ederim bu konuda. Yaşaması lazım ki bu koltuğa oturduğunda belki kişisel olarak o koltuğu kaldıracak çok insan var. Ama Doğan Türk Birliği Başkanı olarak yapılacak, atılacak adımların, konuşulacak sözlerin, savrulacak kelimelerin ağzınızdan çıkmasını böyle şeyle çekmeniz lazım. Biraz süzgeçten geçirmek lazım. Çünkü Doğan Türk Birliği çok büyük bir camiadır. Doğan Türk Birliği'nin ne haklarına
ne kulüp camiasının taraftarının haklarına şey getirmemek lazım. O yüzden Doğan Türk Birliği olarak ben en azından bunu gördüm, bunu öğrendim. İşte bu süreçleri yaşamaları lazım ki bunları bu koltuğa oturduklarında bir gün gelip aman affedersin lanet olsun demesin insanlar. Ben hep bununla uğraşındayım. Bizde yöneticilik de çok zor bir yöneticilik değil. Belli bir yapımız var. Artık şöyle söyleyeyim. Kulüple ilgili sporcu sorumlusunun dışında çok fazla kulübün işleriyle uğraşma şeyi potansiyeli gereksinimi yoktur. Kulüp yöneticisinin sadece yapabileceği, gelip vereceği kararlara koyacağı katkı, sunacağı fikirler, kulübün ileri gitmesi için, adım atabilmesi için vereceği. Yoksa diğer kararlar, diğer uğraşlar zaten %80'ini şu anda kulüp çalışanımız yapıyor. Bir de şunu söyleyeyim, kulübümüze bir de arabamız var. Bilmiyorum onu hiç gördünüz mü? Görmedik, sözünü etmedik. Doğan Türk Birliği logolu sarı lacivert. Maçlarda dikkat edin zaten arka tarafta duruyor. Bir de araba... Kulübündür araç. Tabii evet. Yabancı sporcularımız olsun, malzemenin taşınması olsun. Kulüp çalışanımız var. Elimiz ayağımız her şeyi yapıyor. Aziz oraya git, Aziz onu yap, Aziz bunu yap. Her şeyi de yapar halleder. Yani bize bir şey kalmaz, sadece bize söylemesi yani kalır, bir de parayı vermesi. Taşlar doğru zamanda, doğru yerde o zaman oynuyor başkan, onu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş, evet. Yavaş yavaş. Daha gidecek çok yolumuz olabilir bu konuda ama doğru yapıya bir nebze olsun oturttuğumuzu düşünüyorum. Evet. Başkan bir dinlendireyim seni. Geçen hafta maça bir yönelelim. Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği maçı ki geçen haftaya damgasını vuran karşılaşmaydı. Bir takım olaylar da yaşandı. O karşılaşma izleyelim. Enine boyuna konuşalım. En azından kafalarda soru işareti kalmasın. Bir basın bildirisi yayınladınız zaten Doğan Türk Birliği olarak ama burada sıcağı sıcağına konuşalım. Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği maçı çok konuşuldu. Geçen hafta burada çok konuşmuştuk. Ama gündem Bayer Piskopoğlu tabii ki konumuz oldu akşam. İzleyelim bir maçı. İçeriye dönüşte karşılaşmayı enine boyuna yaşananları hep birlikte konuşuyoruz. Defkoş'a Şehir Hüseyin Rusu stadından hepinize mutlu günler değerli futbol severler. Kahpet Süper Lig'in 17. hafta mücadelesi Şehir Hüseyin Rusu stadında başlamak üzere, son hazırlıklar yapılıyor. Bizler de kadrolar elimize ulaştı. Kadrolara bir göz atıyorduk sevgili Tahir'le birlikte tam o sırada. Yayına da girdik dilerseniz hemen kadrolardan başlayalım. Maçı Fehim'de yönetecek Ahmet Özkurtuluş ve Zekai Töre de yardımcılıklarını yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Evren Karademir. Maçın hakemi Fehim Dayı Çalan Düdük. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. İlk hücum Küçük Kaymaklı'nın ama Doğan Türk Birliği orta alanda topu kazandı. Kaptan Aydın sol tarafa döndü. Koral şimdi uzun oynuyor. Ceza sahasına doğru top. Kaleci Ali çıktı. Boşta kaldı. CC gol pozisyonu. Kafur dönemedi. Kaleci Ali sonrasında savunma. Kaygısız. Uzun gönderdi. Luboya. Luboya döndü. Kale sahasına gol pozisyonu olabilir. Son anda uğur araya girdi ama oyun devam ediyor. Penaltı. Koral'ın yapmış olduğu hareketi penaltı olarak değerlendiriyor Fehim Dayı. Boşta kaldı top. Uğur hareketlendi. Koral'la mücadelesinde Koral'ın yapmış olduğu hareketi ceza sahası içerisinde penaltı olarak değerlendiriyor maçın hakemi Fehim Dayı. Kaleci kalesinde Ozan dikkatli. Topun arkasında Uğur var. İşaret geldi. Uğur Naci Gök. Uğur vurdu. Kaleci çıkardı. Dönen top. Bir kez daha Uğur vurdu. Ve gol! Kaleci Ozan kurtardı. Top kale sahasında yükseklik kazandı. Yine Uğur vardı o noktada ve Uğur gitti. Kafasını vurdu ve Uğur'un golüyle, kafa golüyle 1-0 öne geçiyor. Küçük Kaymaklı golü buldu Uğur'la. Penaltıyı kurtardı kaleci Ozan Mercan ama Uğur tamamladı. Uğur'un kafa golü, skor 1-0 oluyor. Koral ve Uğur hareketli o topa. Koral yerde kaldı. Uğur şimdi topu aldı. Sağ kanada Ahmet Sönmez düştü yere. Koran vuruyor defansta. O noktada Rahim. Bir pas ama Mehmet bir elle oynama düşüncesi.
Aydın ceza sahasına doğru sekti top. Mehmet Kayseri Akafor kaleci Ali çıkardı. Kenan Nosan uzun taç atışı kullanabilen bir isim. Öyle de oldu. Ceza sahasına süzülen top. Kafa vuruşu. Gol bu gol. Cengiz arkada. Bayrak kalktı. Gol iptal ediyor. Offside diyor yardımcı hakem. Yalnız çok kritik bir karar. Ahmet Öz kurtuluşun bayrağına oydu. Fehim dayı sonrasında bakıyorum. Golü geçersiz saydı. O da orta yapacak. Yapıyor ortasını. Yükseklik kazanan top. Sekiyor yine arka direğe Frank. Bir plase kale dışarıya gidiyor. Kale. Akafor çekti topu. Pas verme düşüncesinde yerde kaldı. Luboya topu kazanmıştı. Şimdi Yusuf Özbahar. Luboya yerde kalıyor. Hasan Kanlı sarı kart görecek. Kimle gidiyor? Gitmesi gerekirdi başta. Şimdi daha fazla tepki çekersiniz sevgili öğretmen. Şimdi daha fazla tepki çekersiniz taraftardan. Hiç gereksiz hareketler bunlar. Konuşmalar hoş olmayan çok yanlış işler bunlar. Evet. Başkan öfkesi. Tabii çok yanlış şeyler. Tabii şişe atma da başladı. Hani başkanın. Başkanın burada çok daha sakin olması gerekiyor. Yani bunlar hiç gereksiz şeyler. Basın tabii arada da basın arkadaşlarımız. Onlar da şişelerle nasiplerini alıyorlar. Çok çirkin şeyler bunlar. Hepsi de buraya bizim basın odası dediğimiz yere kaçtılar. Yanımızda şu anda arkadaşlar da. Hoş olmayan davranışlar. Yani burada yöneticilerin, başkanların evet. Özellikle daha soğukkanlı olması gerekiyor. Tabii ki yani ki çirkin bu görüntüleri söylemek zorunda kaldık. Hiç hoş değil. Halen daha iki taraf da birbirine atışmalara devam ediyorlar. Birkaç taraftar da gelip kaymaklığının taraftarlarından Doğan Türk Birliği tarafı önünde diyaloğa da giriyorlar. Akafor cezalan içerisine evet. Doğru topu gönderiyor. Berkem uzaklaştırdı. Mehmet kaygısız yerde bu arada. Aydın devam ettirme çabasında hata. Kenan kurtulma çabası kurtulamadı. Bayram taça gönderiyor. Evet şimdi sahaya Fehim Dayı'ya da atılan pet şişeler var. Şimdi şunu söylemek lazım sevgili Gökmen. Yani nasıl derler perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Yani evet şimdi sahaya Fehim Dayı'ya da atılan pet şişeler var. Şimdi şunu söylemek lazım sevgili Gökmen. Yani nasıl derler perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Yani bir top Rahem'den sekti top. Koral sağ tarafta taç çizgisinin üstünde aldı topu. Koral sağ taraftan getiriyor. Ortası ceza sahası. Gol pozisyonu. Bu kez sahneye çıkan dakika 44'te Selim oluyor. Selim'in golüyle skor 1-1'e geldi. Bir anda sağ taraftan Koral taş çizgisi üzerinde kovaladı topu. Çizginin üzerinde tuttu. Yardımcı hakem Ahmet Öz kurtuluşa baktı. O da çizgi üzerinde devam dedi. Koral topu taşıdı. Ortasını yaptı. Kale sahasında vuruşunu yaptı ve skoru 1-1'e getirdi. Evet, golü atan isim Selim Saygı. Ali Duvarcı Doğan Türk Birliği yedek bencine saldırdı. Bakalım oradan oluyor. Orada bir gerginlik. Evet bundan da gol sonrası Ali Duvarcı bir anda Doğan Türk Birliği yedek kulübesi önüne kadar gitti. Arkadaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Skor 1-1 oldu. Doğan Türk Birliği beraberliği yakaladı. Selim Saygı'nın golü. Yani etkili geldi. Maçın iki kötü ismi. Biri Koral, biri Selim. Koral ortayı yaptı, yaptı. Selim golü yaptı. Müthiş bir orta yaptı Koral. Sıra denge geldi. Selim Saygı da o noktada ön kale direğine koşuyu yaptı. Ayağını koydu ve skoru 1-1'e getirdi. 45 dakika doldu ama az önce işte tribünlerden de gelen tepkiler devam ediyor. Ali'ye bu kez tepki. Kaleci Ali Duvarcı
topu da tribüne doğru gönderiyor. Bir taraftan Doğan Türk Birliği yedek kulübesi önünde Caner Hoca da çok sinir oldu. Bütün yedekler oraya fırladı. Ali'yi durdurdu arkadaşları. Küçük Kaymaklı yöneticileri de, yedekleri de o noktaya geldi bir anda. Polisler sahanın içerisinde. Yani daha ne anlatalım Tahir, yani yönetici Küçük gidiyor. Kaymaklı yöneticisi Hüseyin Tosunoğlu. Evet. Nazım Hoca'yı da gönderdi. Nazım Aktürk'ta yardımcı antrenör de gidiyor. Nazım Hoca'yı da oynamanın dışına gönderdi. Doğan tarafından biri var mı ona bakıyorum. Evet, Doğan Türk Birliği. Şimdi oradan birilerini gönderecek. Var, var. Ama evet, kimi gönderecek onu seçemiyorum. Göreceğiz. Evet, Ali'nin yanına şimdi gidiyor Fehim dayı. Ali Duvarcı'nın. Sarı kart. Evet, Afyon Girgen. Yardımcı antrenör. Yardımcı antrenör Afyon Girgen. Yardımcı antrenör de gitti. Tabii ona kızıyor. Şimdi Caner Hoca da isyan ediyor buna. Futbolcular onu durduruyor. Yani sakin olamıyoruz yani hiçbir şekilde. Orası kalabalık. Yine Fehim dayı uyarıyor. Eliyle yardımcısına, dördüncü hakem arkadaşına da yapması gerekenleri söyledi. Kulübeyle alakalı. Olabilir Caner Hoca'yı da işaret ediyor. Şimdi Caner Hoca biraz da sinirli hareketlerle saha içerisine kadar geldi. Bilmiyorum ekranda kale arkası var. Ali Duvarcı, Afyon Girgen konuşması. Bu yandan da biz Yörmen, takip etmeye çalışıyoruz. Caner Hoca Fehim yanına koşuyor. Fehim dayının yanına kadar geldi. Herhalde senin onu dediğin gibi Caner Hoca'yı da attı dışarı büyük evet. ihtimal. Evet, Caner Hoca da polis eşliğinde dışarı alıyor ama gerçekten gerginliğini dindirmek mümkün değil. O noktada Caner Hoca'nın polisler bile onu zapt etmekte zorlanıyor. Evet. Şimdi polislere dönüyor. Tutmayın diyor. O yani vücut dilinden onu anlayabiliyorum. Tutmayın ben yürürüm gibi işaretler yaptı Caner Özhan. Onu da yavaş yavaş kaleci Ali'ye de çıkarken sitemini söylüyor. Ali de geldi. İkinci sarı ve kırmızı karttan Ali Duvarcı'yı atıyor. Fehim dayı futbolu bıraktık artık. Saha içerisinde konuşmalar, kavgalar, kartlar, oyun yaklaşık 7-8 dakikadan fazla durdu. Ali Duvarcı da Caner Osa'nın ona sitemi vardı. Ali Duvarcı da o diyaloğa girdi. Ali şimdi Duvarcı... Bir taraftar sahaya indi Kaymaklı'dan. Evet. Allah acısın bu maçı. Caner Osa'nın çıkıyor yavaş yavaş. Ali Duvarcı çift sarı karttan kırmızı kartı gördü. Bu maç daha çok şeylere gebe. Görüntü onu söylüyor. İnşallah. Caner Hoca, Afyon Hoca, Nazım Hoca üçü dışarıda. Yönetici var. Emir Ali Ferhatoğulları dışarıda. Hüseyin Tosunoğlu dışarıda yönetici. Bir taraftan Timuçin sahanın içerisinde. Bir taraftarı Timuçin de saha içerisinde. Hemen önümüzde şeyler söylüyor futbolcu arkadaşlarına. Ali Duvarcı da yavaş yavaş soyunma odasına gidiyor. Kaymaklı artık 10 kişi. Çok gergin bir maç. Maçın 7. dakikasından itibaren, penaltıdan itibaren başladı. Evet, gerginlikler oradan itibaren başladı. Sonrasında iptal edilen gol. İkili mücadelelerde hakemi olan artık orada güvensizlik itibarıyla gelen itirazlar attı. Evet. Devam etti hem tribünlerde hem saha içerisinde ve işte uzunca bir süre sonra duran maç ve Fehim dayı da ilk 45 dakikayı bitirdi. Evet. İlk 45 dakikanın skoru
Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Uslu Stadı'nda olaylı geçen ilk 45 dakika ve küçük kaymaklı bir Doğan Türk Birliği bir. İkinci 45 dakikada küçük kaymaklı 10 kişi mücadele edecek ve çalan düdük karşılaşma yeniden başlıyor. O noktaya hareketlenen Kenan. Kenan topu kontrol etti. Ortası kale sahasına, son anda Berkem. Dönen top Rahem. Rahem kaleye vurdu. Devam kararı. JJ Adliyaman topu taşıyor. JJ içeri doğru kat etti topla birlikte. Ara pası Kenan sol çapraz. Turgut Kağan'la mücadelesi. Kalkıyor Fehim Dayı, kale vuruşu. Sol kanada baktı. İleriye nefis bir pas. O cross pasa gelen Kenan son anda kritik bir hamle. Hüseyin Adal'dan çok kritik bir hamle. Topu kornere gönderiyor. Tecrübeli futbolcu Kenan'ın o topa vurmasına müsaade etmiyor. JJ yaptı ortasını. Akafor vuruyor dışarıya. Ryan'den JJ'ye baskısı var Doğan Türk Birliği'nin. JJ yaptı ortasını. Kaleye yönelen top, bir vuruş dışarıya. Emeğin ortası cezalan içerisinde yüksek bir top. Efe kaçınıyor elinden. Efe ikinci hamle, üçüncü hamle de kontrol ediyor. Akafor. Akafor cezalan içerisinde yatarak müdahale Mehmet'ten. Akafor kaleye yönlendiği topu Efe kesiyor. Paslaşarak kullandı. Köşe vuruşu Selim bıraktı. Kenan yine yerden bir orta. Yine uzaklaştırıyor savunma. Bu kez vur. Kontrada çıkma düşüncesinde Rahim. Dönen top Kenan. Kaleye yerden. Gol. Kenan çıkıyor sahneye bu kez. Kenan'ın golüyle dakikalar 68'i gösteriyor. Kenan Osman gol sevincisi gitti tribünlerde babasıyla paylaşıyor. Kenan'ın golüyle 1-0'dan 2-1'lik üstünlüğe geliyor. Doğan Türk Birliği Kenan Osman kaleyi gördü, açısını düzeltti. Yerden sert vurdu ve kaleci Efe'yi, genç kaleciyi mağlup ediyor. Şimdi Konan önünü açtı. Konan kaleci Ozan. Akafor kafayla indirdi. Mehmet kaygısı süratli geldi o noktaya. Uzaklaştırıyor. Berkem oyun alanında tuttu topu. Çıktı Selim. Turgut'un nasıl yıldı? Ara pası Akafor. Akafor dışarıya atıyor. Mutlak bir gol şansı. Akafor topu dışarıya atıyor. Mehmet kaygısız. Okafor. Atarak müdahale Berkem topa diyor. Yaptı ortasını. Ahmet Coşkun ve gol. Ahmet Coşkun ve gol. Uzak kale direğinde boş kaldı. Gelen ortayı iyi değerlendirdi Ahmet Coşkun. Ve topu filelere göndererek skoru 3-1 yapıyor ve Doğan Türk Birliği rahatlıyor. Ve Fehim Dayı'nın çalan son düdüğü, Doğan Türk Birliği 3-1 kazanıyor. Deplasmandan, küçük kaymaklı deplasmanından Doğan Türk Birliği 3-1'lik skorla 3 puan alarak haftayı 3 puanla tamamlıyor. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, yaşanan olaylarla bir hayli uzun da bir özet olmuş geçen hafta hazırlanan karşılaşma. Evet, şuradan gireceğim. Maç oynandıktan sonra ben hocayla Cuma günü farklı bir platformda konuştum. Gayet netti. Kaymaklı kulüp başkanı dedi. Benim dostum değildir dedi. Bu saatten sonra dedi. Küçük kaymaklı takımı, futbolcuları, kulübü benim dostumdur her zaman dedi. Şu anki kulüp başkanı dedi. Benim dostum değildir. Küçük kaymaklının kulüp başkanı dedi. Bu ülkede dedi. Şampiyonu dedi. Belirleyecek olan dedi. Merci dedi. Değildir dedi. Kendi takımına baksın dedi. Hoca çok sinirli, çok doluydu. Oradaydım, ben yaşananları gördüm. Çok duyarlı davrandığın anlar da oldu. Çok olayları örtbas ettiğin olaylar, yatıştırdığın olaylar da oldu. Ama bir ara sen bile çileden çıktığını çıplak gözünden gördüm başkan. Evet, önce şunu söyleyeyim. Bu geciken cevap yapılan basın bildirisi yeneceğim maçından dolayıydı. Yoksa daha önceden
Salı günden çıkacaktı ama salı çarşambaya ama biz maç olduğundan dolayı oradaki motivasyonumuzu, kupa maçındaki motivasyonumuzu yönetsel olarak bir hata yapıp da kupa maçındaki motivasyonun kaybolmaması adına bir iki gün sonra erteledik. Cumartesi çıkmasının sebebi de hani bir gecikme oldu. O yüzden belki gazetelerde iyi yerlerde çıkmaz. Çıkmaz diye cumartesine kaldı. Öncelikle onu söyleyeyim ama benim oradaki feryadım polis arkadaşlarıydı. Çünkü ben orada ismini vermeyeyim birisinin, bir yöneticinin küfür ettiğini kulağımla duydum ben. Kulağımla duyduğumda ben aşağıdan yukarıya merdivenlerden çıktım. Hatta spor basının olduğu yerde orası. Oradan lütfen dedim, rica ederim sen olsun yapma dedim. Zaten kendisi bu ekranlarda da görünürdü. Ya, lütfen dedim sen olsun yapma dedim. Ondan sonra döndüm arka taraftan bir avuç diye bağırırlardı. Bir grup çocuk diyeyim. Onlar bağırırken polis arkadaşa dedim ki lütfen dedim sizden rica ediyorum. Bu arkadaşları susturmazsanız bu taraf da susmayacak. Siz bu tarafı susturun, biz zaten bu tarafı susturuyoruz diye rica ettim. Bana döndü dedi sen kimsin dedi. Ben de dedim sen kimsin. Yani polis kullandı o kelimeyi. Evet sen kimsin dedi. Ben dedim bu kulübün başkanıyım lütfen sizden rica ediyorum gidin. Sen git işine bak. Yani orada bir sözlü şey vardı. Hani kötü niyetli olduğundan değil ama oradaki o gerginliğin içinde olan şeylerdi. Ama benim oradaki ısrarım gidip oradaki genç takım futbolcuları. Yani şimdi şunu da söyleyeyim. Ben artık bizde gözlemciler gelip oturup maç seyredip işte hakeme puan vermek olmamalı işi. Eğer genç takım, bakın bu çok önemlidir. Genç takım futbolcusunu siz tribünden, bu fark etmez Doğan Türk Birliği genç takım futbolcusu da olabilir. Eğer küfrediyorsa, eğer bir sporcu ahlakına uygun değilse ben elimden geldiği kadarıyla maçta duyabildiğim kadar küfürü durdurmaya çalışırım. Bunu zaten çok zamanlar kimsenin çıkıp benim yüzüme karşı işte senin gözünün içine baktım sen susturmadın dese de kendisi der bunu. Ama dışarıda benim çok kez genç takım oyuncularına müdahale ettiğimi çok insan bilir. O yüzden eğer genç takım sporcuları da Doğan Türk Birliği şufmanını giyiyorsa ve o tribünden şişe atıyorsa Doğan Türk Birliği genç takım oyuncularına da verin cezayı. Veya işte ne bileyim Yeni Cami olur, Binatlı olur, Çetinkaya olur, Doğan Türk Birliği olur, Küçük Kaymaklı olur, Ocak olur. Kim isterse olsun. Ama siz o terbiyeyi eğer ve o çocuk tribünde takımına değil de rakibe küfretmeyi alışırsa ileride sahaya çıktığında daha da kötü bir çizgi çizebilir. Mümkünse bunu da buradan Futbol Federasyonu'na çağrı yapıyorum. Eğer genç takım sporcuları da görülürse lütfen bir ilki yapın. Bir ilki yapın. Tribünde rakip takıma küfreden genç takım oyuncularını tespit edip lütfen ceza verin. Verin 5 hafta, verin 10 hafta. Bakayım ondan sonra herhangi bir genç takım topçusu yapabilecek mi? Çünkü bizde böyle bir alışkanlık var. Tribüne çıkan genç takım futbolcusu rakip takıma küfretmek için. Ya senin takımın dururken rakip takıma küfür ne? Benim de oradaki çıkışım sadece oradaki. Yoksa benim ağzımdan bir kişi çıkıp da diyemez. Ben orada birisine küfrettim veya hakaret ettim. Benim çıkışım sadece oradaydı. Ben biraz önce televizyonda da izledik. Orada yayını yapan arkadaş, işte başkanların da biraz daha benden taraf değil, ben bunu kabul etmiyorum. Ben sadece orada polis arkadaşa lütfen orada bir avuç diye bağıran genç takım futbolcularını lütfen susturun. Onları susturmazsanız bu tarafta susmayacak diye isyan ettim orada. Onun gerginleşmesi de bundan dolayıdır. Yoksa ben orada ne gidip ne birisine küfrettim. Timuçin geldi. Orada zaten görebiliyorsunuz. Timuçin geldi. Bana sarıldı. İsmini bilmediğim bir abi var orada. Renkli gözlü. Hatta sahanın çıkışında da yani biz orada kucak kucağa çıktık. O da geldi. O yani bizim zaten doğru dedi Caner Hoca. Kaymaklı çok yakın olduğumuz bir kulüp. Yani
daha önce de bilirsiniz Ali Başkan. Vurgulaya vurgulaya söyledi, benim dostumdur. Tabii Ali Başkan'dı zaten, biliyorsunuz daha önce. Daha önceden bir şeyimiz vardı. Yani Hasan Başkan'la da bir sorunumuz yoktu. Her geldiğimizde hatta tribünlere biz Küçük Kaymaklı'yı takip ettiğimiz için sürekli Küçük Kaymaklı maçlarını gidip seyrederiz. Çünkü bir sonraki hafta Küçük Kaymaklı'yla oynuyoruz diye. Yer gittiğimizde bize mutlaka kahve göndersin, onu yapsın. Yani bizim onunla da bir sorunumuz yoktu. Ama bilmiyorum o gün, hatta şunu söyleyeyim. Bizim bir yönetici arkadaştan da şikayetçi oldu. Oradan karakola gittik Lefkoşa'ya. O ondan şikayetçi oldu, ondan şikayetçi oldu. Orada bana başkan dedi, sensin suçlu dedi bana. Çünkü dedi sen dedi tribündeki seyircini susturmadın. Ya o 20 kişi 30 kişi bağırıyor, ben nasıl müdahale edeceğim? Eğer polis müdahale etmezse ben nasıl müdahale edeceğim, ne diyeceğim? Ama eğer siz bir tarafı susturursanız bir tarafı da biz sustururuz, o zaman susar yatışır ortalık. Yani Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklama bence bir talihsiz açıklamadır. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü adına yapılmış bir talihsiz açıklamadır. Burada Doğan Türk Birliği'nin haklarına yönelik kabul edilmez. Bence kabul edilmez. Bazı söylemleri oldu. Bu söylemlerin de bir hata olarak kabul ediyorum ben. Ama kesinlikle Doğan Türk Birliği'nin haklarına yönelik bir şey olduğunda bu konuda ne ben, ne camiam, ne sporcum, ne de teknik heyetim kesinlikle bunu kabul edemeyiz. Bir maç çıkarsınız, hakem hatası olur, futbol hatası olur, her şey olur bir maçta. Zaten saha, futbol bu yüzden güzeldir. Bunlar olur, güzeldir. Ama bir yere kadar. O yüzden bu konuda çok tepki koymak istedik. Ama işte yeni cami maçı vardı. O yüzden biraz geciktik. Ama Küçük Kaymaklı Spor Kulübü bizim dost takımımızdır. Tüm takımların olduğu gibi. Ama bizim yıllardır gelen Ali Başkan'dan dolayı, Hasan Başkan da onu söyleyeyim. Yani oturup konuştuğumuz bir başkandır. Ama o gün herhalde bilemiyorum neden bu kadar fevri davrandığını zaten televizyonda da görüyorsunuz. Yani bu söylemlerin, bu fevri davranışın arkasında belki de bilemiyorum ne yatır ama ben kendi kulağımla, kim olduğunu görmedim ama kendi kulağımla Akafor'un bir pozisyonu var. Orada Fehim Hoca faulü çalmadı. Oradaki çat diye sesi, bakın Akaya Şina vardı orada. Akaya Şina bana kendisi söyledi. Başkan dedi, bunu nasıl vermedi hoca dedi. Yani hiç olmadığı sese. Kendisi tuvaletlerin zaten oradaydı. Akafor'a Fehim Dayı'nın ilgi göstermemesi sizin tribünleri ateşledi. Evet, evet. Biz o anda... Kıvılcımın çıktığı an orası. Biz o anda, zaten kıvılcımın çıktığı an orası. Biz o anda... seyircimiz o anda hakem arkadaşa tepki korken diğer taraftan oturun yerinize be çocukları denildiğini ben kulağımdan duydum. Şimdi bunu duyan senin bizim, duydun, bu taraftarın da duydu. Bizim taraftar da duydu. Bu tepki ondan çıktı. Bunu zaten sahada olan, orada orta yerde olan bütün spor yazarları gördü. Sahada olan herkes bunu gördü. Yani şimdi kimse bazı şeylerin arkasına saklanmayacak. Yaptıysan yaptın, ben yaptıysam yaptım derim, söylediysem söyledim derim. Belki başkanın kendi başarısızlığının vermiş olduğu bir şey de olabilir. Belki ne bileyim takım başarısız gider, onun üstündeki baskı da olabilir. Ben buna yoruyorum. Ama Doğan Türk Birliği için konuşulanlar, söylemleri asla kabul etmiyorum. Kendisine zaten en iyi cevabı şeyde verdik. Basın bildirisinde verdik. Bu konuda da çok açık ve net olduk. Yani ne parmağımızın arkasına saplandık ne bir şey. Ama maçlarda biliyorsunuz küfretmem diyen yalan söyler. Olur. Böyle şeyler olur. Ama önemli olan nedir? Onu tatlıya bağlayıp o sahadan çıkabilmek. Çünkü biz Kıbrıs burası küçük yer. Bugün birbirinizin yüzünü görmezsiniz, 3 gün sonra görürsünüz. Bugün bir şeyiniz olmaz, 1 hafta sonra olur, 10 gün sonra olur. Burası küçük yer. Kimse kimseye küfretme hakkı yoktur, kimsenin kimseye hakaret etme yoktur.
Bilhassa kimsenin camialara hakaret etmeye hakkı yoktur. Bugüne kadar benim kaç kez basın bildirisi yaptığımızı hatırlarsınız. Yani sizden, yani insanlar zannediyorsa bizim o yeteneğimiz yoktur. Bizim herkesten çok fazla yeteneğimiz var bu konuda. Ama benim kendi şahsi görüşüm bu konuda, eğer camialara yönelik bir hakaret yoksa, o zaman onu zaman içinde gerekli yapılacak, şikayetin yapılması gereken yerlere sözlü olarak yaparsınız. Ama camialar bunu kaldırmaz. Ne benim taraftarım ne de camiam kaldırır. O yüzden böyle bir şeyi gerekli duyduk, yaptık da. Gideceğim bir araya ama şunu soracağım. Kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalacağını, 20 Temmuz Metadan'da oynanan Çetinkaya maçının çalan son düdüğüyle ortaya çıkan tablo sonrası çok ani gelişti ama kötü bir tablonun, kötü bir sonucun olacağını düşündün mü hiç o anlarda? Ki hep en öndeydin, hep hakemlere destek, hakemleri koruma yönündeydin ama hiç sanki böyle çok kötü, vahim olayların olacağı hiç geçti mi aklının ucundan başkan o akşam? Çetinkaya maçında. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben 94'ten beri ben anımsamıyorum. Yani yanlışsam da birisi lütfen mesaj atsın, telefonum açık, mesaj atsın, düzeltsin beni. 94'ten beri ben hatırlamıyorum Doğan Türk Birliği Spor Kulübü'nün sahasının kapatıldığını. Seyircisinin sahaya girdiğini, hakemin darp edilmeye çalıştığını ben hatırlamıyorum. Yani biri yanlışsam, lütfen izliyorsa da lütfen beni uyarsın. Şimdi Doğan Türk Birliği çok uzun bir süreçten geliyor. Söyledim size 2008'e dayanan ama ondan öncesinde yok mu? Tabii ki mutlaka var herkesin katkısı ama 2008'de bir kabuk değişikliği. Bu kabuk değişikliğiyle beraber biz bugünlere geldik. Biz bugünlere tırnaklarımızla geldik. Cebimizde tonlarla parayla gelip 20 tane transfer yapıp 15 tane transfer yapıp işte onu al, bunu al, ev al, araba al, şunu al demedik. Onunla hiç yola çıkmadık. Siz de zaten programda konuştuk geçen yıl sezon başı yaptığımız. İki tane sporcuyla oturdum. Bizim bütçemize uymaz, teşekkür ederiz dedik. Ayrıldık. Girişimimiz oldu. Ama biz hiçbir zaman çıkıp elimizde paralar, şey kulübün bir kuruş lirası yoktur sokağa atacak. Ben öyle bakıyorum. Çünkü bu kulübün bir kuruş lirasını ya sponsor veriyor, bunun karşılığında biz onlara Doğan Türk Birliği'nin efendiliğini, terbiyesini ve en iyi şekilde reklamını yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden biz bunu vermek zorundayız. Biz çıkıp böyle işte şunu alacağız, 10 tane transfer yapacak, 20 tane transfer yapacak, 1 milyon transfer yok bizde öyle şey. Biz o yüzden her kurşunu doğru atmak istiyoruz. Ama bazen atarız, yanlış olur, olabilir. Olmadı değil, daha önce çok oldu. Ama yani Doğan Türk Birliği olarak bizim bir şeyimiz var ve Doğan Türk Birliği 2017-2018 sezonuna geldiğinde Doğan Türk Birliği artık bu yıl şampiyonluğa oynayacağının sinyallerini vermeye başladı. Neden vermeye başladı? Bunu size sezon başı da açıkladım. Geçen yılki Yeni Cami gibi şu anda bir Yeni Cami yok karşımızda. Güçlü mü? Tabii ki çok iyi takımı var. Bütün 11'ini alın, bu ligdeki bütün her takımda oynar. İyi bir Çetinkaya oluşturulmaya çalışıldı. Başlarında Kurt bir hoca. Binatlı keza öyle. Küçük Kaymaklı her zaman aday. Yani bunlar bilinen gerçek ama Doğan Türk Birliği'nin 5 sene 6 senedir gelen kadrosu da Doğan Türk Birliği'nin artık bu yıl iyi 3 tane yabancıyla şampiyon oynayacak. Ama biz bugünlere tırnaklarımızı kazıyarak geldik. Ve şunu söyleyeyim. Doğan Türk Birliği Çetinkaya maçında bir patlamaydı. Çünkü artık niye 14 hafta böyle bir şey olmadı? Maç kaybetmedik mi 14 haftada? Evet. 14-15 haftada biz 14 haftada 27 puan topladık. 27 haftada herhalde yani 4 maç kaybetmişliğimiz var 27 puanda 14 haftada. Ama yani oldu mu böyle bir şey? Olmadı. Neden Çetinkaya maçında oldu? Çünkü dakika 90+4 bir gol iptal edildi. Temiz bir gol.
Bence hala daha temiz bir gol. Her ne kadar da bazı şeyler kabul etmez ama şimdi mesela sorduğumuzda hakeme, hakem der ki size görmedi. Görmedi demek çok kolay. Demek ki görmediğinin karşılığı bir kulübün, bir camianın emeklerinin boşa gitmesinin karşılığı görmedi olamaz bence. Haksızsam haksızım deyin bana. Bir futbol neden peki o gol iptal olduğunda bu olaylar oldu? Çünkü bir birikim oldu. Artık Doğan Türk Birliği Camiası böyle maçlarda canının yanıp puan kayıplarıyla bu yarıştan düşmesini istemiyoruz cami olarak. Tabii ki. Ama kimseyi de engelleyemezsiniz. Yani şimdi çıkar yani birisi çıkar atlar sahaya. Nasıl durduracaksın? Ben mi durduracağım bunu? Ben durduramam. Ama bu işte gerekli yönelik arkadaşların görev yapması lazım. Bunu da yaparsak bence düzeleceğiz ama şunu söyleyeyim. Yani Doğan Türk Birliği Çetin Kaya maçından sonra Akaforum pozisyonunda konulan tepkiyi orada yine biliyorsunuz bir tane buz gibi golümüz var. Yani 100 kez gösterin, 100 kez bu pozisyon goldür. CC'nin attığı gol. Goldür. Yani yanında kimse yok. Bir metre geriden çıktı. Doğan Türk Birliği camiası artık bunlara isyan ediyor. Niye Merit Alsancak Yeşilova maçında kimse sahaya girmedi? Kimse şikayet etmedi? Yine kaybettik. Hem kaybettik orada. Çetinkaya'da bir puan aldık. Orada kaybettik. Niye kimse girmedi? Demek ki o gün bir şeyler sahada doğru vardı. Ama karşıdaki hakem arkadaşlarının da bunları çok iyi anlaması lazım. Ve merkez hakim bunları çok iyi anlaması lazım. Ya biz de insanık. Bizim de emeklerimiz var. Yani şimdi ben onu sorayım. Bizim sponsorumuz Aydoğan Grup. Devre arasında yaptığımız bütün transferleri o yaptı. Şimdi bu insanların yapmış olduğu kulübe katkı kötü bir katkı mı? Kıbrıs Türk futboluna yapılmış bir katkıdır. Eğer Kıbrıs Türk futboluna yapılmış bir katkıya saygınız varsa siz de saygının gereğini yapmak zorundasınız diye düşünüyorum sahada. O yüzden hep anlayışla karşı olurum. Ben hakem camiasına çok yakın. Hatta beni camiamda suçlarlar da işte sen hakimlerin yanı. Ya değilim ben sadece hakem camiasının bilerek isteyerek bir şey yapmadığına inanan insanlardan bir tanesiyim. Ama bazen insanlar öyle bir noktaya geliyor ki vermiş oldukları emeklerin karşılığının çok kolay ezilmesinden dolayı isyan edebiliyorlar. Bunu da herkesin anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Ya bunun da kimse algılaması işte çıkar bağırırlar da hakemler. Ben bu kafada zihniyette de değilim. Çıkıp bağırdığında da bir şey olmaz. Hı hı. Ona da inanmam ben. Ne kadar bağırırsan o kadar daha fena olur her şey. Bağırıp çağırmakla olmaz. Ama hata yapan insanların da hatalarını kabul etmek kadar büyük bir erdem yoktur diye düşünürüm. Bu erdeme de sahip olacak herkes. Başlarındaki nasıl biz yönetim kurulu oturduğumuzda yönetim kurulu olarak bir ceza kesmemiz gerektiğinde kesiyorsak sporcumuza. Merit Alsancak Yeşilova maçından sonra sporcuma söylediğim iki kelime var. İlk antrenmanda benim pazartesi günü antrenmana gitmem tehlikelidir. Gidersem mutlaka bir şey var. Söylediğim iki şey var. Saygısızlık yapmayın dedim. Ne bağırdım, ne çağırdım, ne hakaret ettim. Saygısızlık yapmayın dedim. Birincisi saygısızlık yapmayın bize, yönetim kuruluna, taraftara. İkincisi de sponsora, devre arası yapılan bu transferlerden dolayı. Mecbursunuz kendinize iyi bakasınız. Sahada elinizden geleni ardına koymamanız lazım, vermeniz lazım ki siz, sizden daha iyi oynayan bir takım olursa da sizi mağlup eder. Öper anınıza korksunuz. Biz de bunu kabulleniriz. Kabullenecek büyüklükte insanlarız biz. Ama dış etkenlerin, hani şimdi başkanın bir de söylemi var. İşte Doğan Türk Birliği bu kafada şampiyon olamaz. Öyle bir söylemim vardı şampiyonlukla ilgili. Zaten daha çok tepkiyi camiamdan bu söylemi. Yani şimdi Doğan Türk Birliği'nin şampiyonluğuna kim karar verecek? Ben çıkıp sahada oynadıktan sonra, ben çıkayım sahada oynayayım. Yani Doğan Türk Birliği olarak. Ben çıkıp oynadıktan sonra kim karar verecek? Kimse karar veremez.
Ama başka işler, başka güçler. Ben anlamam o işlerden, onu da söyleyeyim. Benim çok fazla anladığım işler de öyle alengalendiri, arkadan şeyli işlerle benim işim yok. Çıkar sahaya herkes, herkes çıkar sahaya, söyler söyleyeceğini, yapar yapacağını, çıkar en iyi mücadelesini verir. Kazanırsa kazanır, berabere kalırsan da, mağlup olursan da bileceksin. Aynen. Evet, artık bu haftanın maçını görelim. Gençlik gücü Doğan Türkbirliği maçı. Sizin maçı bir izleyelim. 3-1'lik bir galibiyet. Yine başkentteydiniz bu hafta. Yeni Cami karşısında o statta penaltılarda kupaya veda ettiniz. Bu kez bir başka başkent ekibi Gençlik Gücü'ne konuk oldunuz. 3-1'lik skorla Doğan Türkbirliği kupa sonrası iyi bir dönüş yaptı lige. İzleyelim maçı bakalım. Gençlik Gücü Doğan Türkbirliği maçında neler yaşanmış? Süper Lig'in 18. haftasında Gençlik Gücü ile Doğan Türkbirliği Lefkoşa Atargıstan'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Çevikdal yardımcılıklarını yapıyor ve Doğan Türkbirliği'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Akafor'un vuruşunda top dışarıya gidiyor. Etkili ilk dakikalarda Emek köşe vuruşu, kafa vuruşu, kaleci Ferhat Başarılı. Üst üste pozisyonlar Doğan Türkbirliği adına. Aydın rakibinden sıyrıldı. Zarif hareketler, vuruşu kötü, top üstten dışarıya gidiyor. Şimdi gelişen atak Gençlik Gücü adına. Ahmet Sönmez sert bir hareketle Bola'ya. Maçın hakemi Serhan Şimşek o noktaya gidiyor. Debola yerde, itirazlar var Mamadou'nun. Serhan Şimşek sarı kart gösteriyor. Gençlik Gücü futbolcuları bu kararı beğenmiyor. Gelişen atak Kıvame ile başlıyor. Selimce de sahası içerisinde, içeri ortası, son dokunan futbolcu Akafor. Dakika 30. Doğan Türkbirliği Gençlik Gücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Akafor'un attığı golü bir kez daha izliyoruz. Gençlik Gücü atağı Debola ile gelişiyor. Debola süratli ceza sahasına sol çaprazdan girdi. Vuruşu o noktada dokunamayan futbolcu Mamadou oluyor ve kaleci Ozan Başarılı. Gençlik Gücü beraberlik arıyor. Agit taç atışını kullanıyor. Uzun bir taç atışı. Seken top Ozan'da kalıyor ve sonrasında Serhan Şimşek'in çalan düdüğüyle ilk 45 dakikayı Doğan Türkbirliği Gençlik Gücü karşısında 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Gençlik Gücü takımı başlıyor. Köşe vuruşu kullanacak Doğan Türkbirliği takımı. Aydın ceza sahasına bir kafa, top ağlara gidiyor. Dakika 65, gol Hasan Kanlı. Doğan Türkbirliği Gençlik Gücü karşısında 2-0 öne geçiyor. Ferhat'ın da büyük hatası, sonrasında gelen gol. Hasan Kanlı gol sevincini teknik direktör Caner Özhan'la paylaşıyor. Şimdi Kenan'la gelişen atak. Ferhat önde, aşırtma bir vuruş, asfaltla top dışarıya gidiyor. Serbest vuruşu Ahmet Can kullanıyor. Oluşan karambol, son dokunan Endu oluyor ve skoru 2-1'e taşıyor. Gençlik Gücü farkı 1'e indirdi. Endüven'in attığı gol sonrası. Golü bir kez daha izliyoruz. Ahmet Can'ın serbest vuruşu. Ozan elinden kaçırıyor. Son dokunan Endrow oluyor ve skoru 2-1'e taşıyor. Gençlik Gücü umutlanıyor. 73. dakikada gelen gol sonrasında. Şimdi Akafor'la gelişen atak. Akafor pası, Selim gol pozisyonu, kaleci Ferhat'tan sıyrılıyor ve topu ağlara gönderiyor. Dakika 76, gol Selim. Doğan Türkbirliği Gençlik Gücü karşısında 3-1 öne geçiyor. Bir başka atak Akafor'la gelişiyor. İçeri ortası, kaleci Ferhat Başarılı. Debola'yla gelişen Gençlik Gücü atağı. Debola rakiplerinden sıyrıldı. Zarif hareketler, vuruşu yanağlarda kalıyor. Maçta artık son anlar. Ceza sahasında yapılan orta, kafa vuruşu Gökhan'dan üstten dışarıya gidiyor. Kenan'ın ortası, ters bir vuruş o noktada ve sonrasında çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Gençlik Gücü 1, Doğan Türkbirliği 3. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, 3-1'lik galibiyet kaymaklı maçı, hemen hafta arası Yeni Cami maçı, sonrasında Gençlik Gücü maçı, kısa sürede zorluk derecesi yüksek maçlar. Ama şu var, artık sanıyorum çarşamba akşam oynadığınız Yeni Cami maçından sonra artık tamamen hedef şampiyonluk. Hoca bunu zaten belirtti. Ki
kendi kaderiniz kendi elinize diyeceğiz. Artık buna hani söyleyecek başka bir şey yok. Yani evet, doğru zamanda doğru işleri yaptığınız süre zarfında hedefinize de ulaşacak bir potansiyeli, bir kapasiteye sahip bir takımdır Doğan Türk Birliği bence. Evet, şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Biz küçük kaymaklı maçıyla ilgili son bir şeyi söyleyeyim. Orayı kapatayım. Hı hı, şimdi ki bizlerde de hata var. Hı hı. Bizim kendi gözlemlediğimiz hatalarımızda. Ha, biz de bunları kendimiz sorgulayıp mutlaka kendi tarafımızdan önlemler alıyoruz. Yani biz şeyden sütten çıkma değiliz yani. Ama bizdeki hatalarda biz kendi içerimizde değerlendirip mutlaka önlemlerimizi alacağız. Şunu söyleyeyim, biz bir de kimse yanlış anlamasın, Yeni Cami maçında da hakemle ilgili şikayetlerimiz var. Ama hiç dillendirmedik. Evet. Hoca çok... Hocam dillendirdi, evet. Vurguladı yani. Çok sık dillendirim ama ben 3 kez öne geçmişim, o maçı vermeyeceksin. Yani şimdi öne geçmesek, hatayla mağlup duruma düşsek, ama ben şunu söyleyebilirim. Orada biz 3 kez öne geçtik. Bir dakika kalmış. Belki orada yine bir dirsek var. Ama sağlam. Evet, sağlam. Doğru diyorsunuz SMS ama... SMS var. Doğru. Doğrudur, doğru diyorsunuz ama yani şimdi 3 kez daha öne geçtik. Ya becereceksin, yapacaksın, bitireceksin bu işi diye düşünüyorum ben. Ha, orada yok mu? Var mutlaka. Dakika 90'da bir penaltı pozisyonu var. Ben tam karşıda seyrettiğim için kolun açık olduğunu ben çok rahat gördüm. Ha, şimdi belki şey yok, görüntü yok diye kimse göremez, kimse yorum yapamaz. Kimseyi de inandıramam ama... Bana göre penaltı çalınsaydı belki daha farklı olabilirdi. Ama çok fazla önemi yok artık bu saatten sonra. Çünkü geride kalan geride kaldı. Hı hı. Önemli olan bu saatten sonra futbola hizmet eden herkesin gerekli saygıyı, futbolcu olsun, hakim olsun, taraftar olsun, camialar olsun, başkanlar olsun, herkesin gerekli saygıyı gösterip de bu ligi kazasız belasız, kötü bir şey olmadan, kimse kimsenin kalbini kırmadan hak edenin kazanacağı bir süreç olsun diyorum bundan sonra. Doğan Türk Birliği dediğiniz gibi şu anda 34 puanımız var. 34 puan, lig üçüncüsü. Liderle aranızda sadece 3 puan var. Şimdi fikstüre baktığınızda biz bu hafta Ozan Köylü oynuyoruz. Ondan sonra Yeni Boğaziçi, ondan sonra Binatlı. Bu süreçte yanılmıyorsam Binatlı Merit Hasancak Yeşilova maçı var haftaya. Evet. Ondan sonraki hafta Yeni Cami Çetinkaya maçı var. Yani bu 3 hafta biraz belki kopma da olabilir. Belki zirveyi sahiplenme de olabilir. Evet. O yüzden bizim için çok önemli 3 hafta diye düşünüyorum. Periyot bakarsak tabii maçları tek tek düşünmek gerekir. Ama periyot olarak biraz önünüzü görerek bakarsanız çok önemli 3 hafta diye düşünüyorum. Kolay gibi görünen bir Ozanköy maçı var ama kolay değil. İşte değil. Kolay bir maç değil. Hatta bu akşam senden öğrendim. Mehmet Hoca göreve gelmiş. Mehmet Hoca hırslı, futbolu bilen. Tabii o da Doğan Türk Birliği'nde ilk antrenörlük hayatına başladı. Futbol bilen, sevdiğimiz saydığımız bir arkadaşımız ama Ozanköy'de kolay rakip değil. Yeni Boğaziçi'de kolay rakip değil. Binatlı'da kolay rakip değil. Ama bu süreçte rakiplerinizin birbiriyle oynaması belki bir avantaj olabilir. Çünkü aşağıdan gelen bir Merit Hasancak Yeşilova var. İyi futbol oynuyorlar. Son dönemde zaten 3'te 3 yaptılar yanılmıyorsam. 4'te 4 şeyi de korsak içine. Kaymaklı'yla ilk devreyi kapattılar. Kaymaklı galibiyetiyle. Evet. Siz ardından Ozanköy. Evet. Sonrasında geçtiğimiz hafta Yeni Boğaziçi. İyi bir performans. Aynen. Tabii biliyorsunuz bizim liglerimizde ilk değil. Yani şunu söyleyeyim. Bir Doğan Türk Birliği yanılmıyorsam 11'de 10 yapmıştı, şampiyon oldu. Bir Çetinkaya 12'de 12, emin değilim tam rakamlar ama seri oldukça önemli başkan. Tabii seri yakaladık sonra. Hı. Zaten istatistiklere genelde ben baktım, ben istatistiği severim, matematiği biraz sevdiğim için. Hı. İstatistiklere baktım. Bu ligde 2 kez Kıbrıs liglerinde
16 takımlı ligde 2 kez 5-5 seri yakaladınız mı? %80 şampiyonsunuz. Eğer bu seriyi yakalarsanız %80-90 şampiyonsunuz. O yüzden bu seriyi yakalamak önemli. Ya önemlidir, çok önemlidir bu ligde. İnşallah da 10 Türk Birliği olarak biz de gereken seriyi yakalayacağız diye düşünüyorum. Evet, görelim o zaman bir karşılaşma daha. Merit Alsancak Eşilova'yı madem söyledin, Yeni Boğaziçi deplasmanında oynadıkları karşılaşma. Bayer Başkanı da belirtti, iyi bir serileri var. İyi noktadalar ve devam ediyor Merit Alsancak Eşilova'daki yolculuk. Hafta arası kupada penaltılarda Yalova'ya karşısında tur atlayan taraftılar ve Yeni Boğaziçi deplasmanına gittiler. Maç öncesi bir de kamp vardı. Hasan Piro'nun yine çıkarttığı bir penaltı ve bakalım neler yaşanmış Yeni Boğaziçi Doğan maçını, Yeni Boğaziçi Merit Hasan'ın Eşilova maçını izleyelim. Sonrasında konuşuyoruz içeride. Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Boğaziçi Merit Alsancak Yeşilova'yı Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda konuk ediyor. Maçın hakemi Hüseyin Özkan, Cemal Sakallı, Ferhat Tuna yardımcılıklarını yapıyor. Yeni Boğaziçi vuruşu ile karşılaşma başlıyor. Gelişen atak, Lua Lua topla buluşuyor. Ceza sahası içerisinde Cenker açısı dar dışarıya çıkarılıyor. Sert bir vuruş Mustafa'dan top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor Merit Alsancak Yeşilova. Bir başka vuruş. Lua Lua seken top Cenker. Sonrasında bu pozisyonda faul olarak değerlendiriyor maçın hakemi Hüseyin Özkan. Hasan Piro ile başlayan atak. Uzun gönderilen bir top. Savunma arkasında topla buluşan Lua Lua. Ceza sahası içerisinde Lua Lua. İsmail mücadelesi yapılan hareket faul. Ve karar penaltı. Hüseyin Özkan penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisinde Lua Lua. Lua Lua vuruyor topu ağlara gönderiyor. Dakika 18. Gol Lua Lua. Yeni Boğaziçi karşısında Merit Alsancak Yeşilova 1-0 öne geçiyor. Lua Lua'nın attığı penaltı golünü bir kez daha izliyoruz. Golden sonra ataklarını sıklaştırıyor. Cenker kaleci Remzi'den sıyrılıyor. Kale boş dışarıya gönderiyor. %100'lük gol pozisyondan yararlanamıyor Cenker. Lua Lua bugün etkili. Ceza sahasında İlyas gol pozisyonu ve gol. Dakika 24 gol İlyas. Merit Alsancak Yeşilova Yeni Boğaziçi karşısında 2-0 öne geçiyor. Etkili futbolunu üst üste attığı gollerle karşılıyor Merit Alsancak Yeşilova. Gelişen atak ceza sahası içerisinde Hasan Piro Ramadan vurmakta geç kalıyor. Bir kez daha Ramadan vuruşu Hasan Piro seken top savunma uzaklaştırıyor. Şimdi yapılan orta ceza sahası içerisine şık bir vuruş Osman Eden top dışarıya gidiyor. Yeni Boğaziçi farkı bire indirmeye çalışıyor. Seken top sonrasında çalan düdük ilk 45 dakikayı Merit Alsancak Yeşilova Yeni Boğaziçi karşısında 2-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Merit Alsancak Yeşilova başlıyor. Gelişen atak Mehmet Çağkan'la başlıyor. Armond ceza sahası içerisinde seken top Binyan'ın eline çarpıyor. Hüseyin Eskan bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Bu kez penaltı atışı kullanacak Yeni Boğaziçi takımı. Topun gerisinde Armond. Kaleci Hasan Piro kalesinde dikkatli. Armond vuruyor, Hasan Piro kurtarıyor. Hafta içerisinde kupada da penaltıyı kurtararak takımını çeyrek finale yükseltmişti Hasan Piro. Şimdi Lua Lua ile gelişen atak. Lua Lua rakiplerinden sıyrıldı. Ceza sahası içerisinde gol pozisyonu plasesi asfaltla top dışarıya gidiyor. Günün başarılı ismi Lua Lua serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahası içerisinde bir kafa Osman Eden top ağlara gidiyor. Dakika 89 gol Osman'e Yeni Boğaziçi farkı 1'e indiriyor. Son dakikada gelen gol ve sonrasında Hüseyin Özkan'ın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Yeni Boğaziçi 1, Merit Alsancak Yeşilova 2. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, Yeni Boğaziçi 1, Merit Alsancak Yeşilova 2. Şu var. Bölge takımın zaten illaki izliyorsun. Lua Lua, Binya bu sene aralana kattıkları isimler. Hasan Piro faktörü var ki Lua Lua'nın penaltı aldığı pozisyonda top direkt Hasan Piro'dan gidiyor. Değerlendirmen de hoşuma gider. Diğer takımlar hakkında söyleyeceğin var. Var mı? Yeşilova'yla ilgili düşüncen nedir aslında? Bir aynı bölgenin bir kulüp başkanı olarak Yeşilova kulübüyle ilgili düşüncelerini de merak ediyorum başkan doğrusu. Valla önce tebrik etmek lazım.
emin değilim 3 yıl ya da 2 yıl önce BTM'de idi. Doğru mu söylüyorum? Yani 3 yıl ya da 2 yıl önce BTM'deydi. Redif Başkan'ın döneminde Tayfun Hoca'yla birlikte yukarıya çıkalım. Redif Başkan, Tayfun Hoca'yla başladılar. Ben Redif Başkan'ın bizden gelip futbolcu istediğini hatırlarım 2 yıl önce. Buralara gelmeleri bence büyük bir başarı. İyi bir sponsor buldular. Merit. Ki umarım daha çok otel bizim gençliğimize, sporumuza sahip çıkar. Daha çok otel veya kazino diyeyim, daha çok yardımlar yapmak için, ülke futbolunun yukarıya gitmesi için daha çok katkılar bulurlar. Bence çok başarılılar. Küçümsenmeyecek bir çıkışları var. Lua Lua gibi bir değerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelip, Binya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelip futbol oynaması, devam etmesi, Bili Mehmet, bilmiyorum, sakat, yani bunlar bir değer. Kim ne isterse söylesin. Tabii bu sporcuları sahaya sürmek de kolay bir iş değil. O yüzden ben Redif Başkan'a yani önce teşekkür etmek isterim Kıbrıs Türk Futbolu'na kattığı için. Sonra da 3 sene önce BTM'den almış olduğu takımı bu yıl Süper Lig'de 5. yoksa 6. Evet, şu an itibariyle 5. sırada 28 evet, puanla. 5. sırada. Belki devre arası yapmış oldukları hamleleri lig öncesi yapmış olsalardı belki de farklı olacaktı. Bunu kimse bilemez ama bence takdir etmek gerekir ve destek olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bildiğim kadarıyla Fırat Başkan'ın da, belediye başkanının da büyük desteği var diye biliyorum. Yani emin konuşmuyorum çünkü sadece kulaktan dolma. Eğer onun da desteği varsa güzel işler. Evet. Camiadan bildiğin bir isim Emre Hoca, kaleci antrenörü Hasan evet. Piro'yla iyi bir birlikteliği var. Evet. Onun da ki Hasan Piro ülke standartlarının çok çok üzerinde bir kaleci. Hafta arası çıkarttığı 2 net penaltı bu karşılaşmada. Penaltıda Hasan Piro'nun hakkı var. Onu söyleyeyim yani Lualo'ya verdiği pas çıkarttığı bir penaltı. Sonuçta önemli değerlerden bir tanesi hem Hasan Piro. Onunla çalışan zaten Emre Hoca da evet. Bildiğin isimlerden bir tanesi. Bizde çalışıyordu doğrudur. Ama biz de hep bilirsiniz bütçe bütçe şeydir. O yüzden yollarımızı ayırdık ama Emre bizim yani bizim evladımız diyeyim. Hı hı. Hani evlat ben demiyorum ama Doğan Türklüğü Camiası'nın bir evladıdır. O yüzden onun da başarılı olması bize mutluluk verir. Yani başarılı bize gurur verir. Hı. Evet, kalalım Girne'de Türk Ocağı Malsa Türk Gücü maçını görelim. İşte Lua Lua Binya'dan bahsettik. 2 hafta önce ülkeye bir isim daha geldi. Enar Amo. O da bilindik bir isim. Ülkemize gelen yabancı futbolcudan bir tanesi. Malsa Türk Gücü'nü konuk ettiler. Hafta arası bir yanda kupada tur atlayan Malsa Türk Gücü. Diğer yanda ise kupaya veden son şampiyon Türk Ocağı lig karşılaşmasında bir araya geldiler. Hascan Paşa'nın ön plana çıktığı bir, Hascan Kırılmaz'ın ön plana çıktığı bir karşılaşma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim bu karşılaşma adına. İzlenen bir maçı bakalım Türk Ocağı Malsa Türk Gücü maçında neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz. 18. hafta karşılaşmasında Türk Ocağı sahasında Malsa Türk Gücü'nü konuk ediyor Osman Özpaşa, Sapriya Atikoğlu ve Yusuf Bakar. Hakem Hüseyin Ötör karşılaşmayı Serkan Durmaz. Maçın 4. hakemi hafta arası bir yanda kupaya veda eden Türk Ocağı diğer yanda kupada tur atlayan Malsa Türk Gücü 18. hafta karşılaşmasında 20 Temmuz Metadan Hırsadı'nda bir araya geliyor. Gelişen Malsa Türk Gücü atağı sol kanattan yapılan orta kafa vuruşu Yasin müsait pozisyon dışarıya gönderiyor topu. Önemli bir pozisyon Malsa Türk Gücü adına sağ markasına atılan top geri bir pas o noktada. Enar Amo o da ülkemizde olan önemli futbolcudan bir tanesi ve bugün Malsa Türk Gücü karşısında sahada yapılan vuruş Türkan müdahalesi var mı yok mu sonrasında oyun devam ediyor. Gelişecek olan Türk Hoca atağı Adil o noktada. Adil kaybettiği top çalan düdük maçın orta hakemi faulü belirliyor. Taç atışı kullanıyor Malsa Türk Gücü takımı uzun bir top kafalardan seken top ceza alanı içerisinde oluşan karambol savunma dikkatli tehlike uzatmış bir vuruş kaleci.
Çok güzel iki hareket. 20 Temmuz Meta'dan ırsadında ekranlara geliyor bu dakikalarda. Yasin'le gelişen yeni bir atak. Arapası bir vuruş o noktada savunma. Sonrasında tehlike uzaklaşmadı. Adil sağ kanatta kaldırdığı top arka direğe doğru kafa vuruşu asla dışarıya gidiyor. Mausa Türk gücünün bu bölümde gol aradığı dakikalar. Türk Hoca takımı ise ilk bölümde gol vurma düşünceleri, atak yönü bu kez sol kanat. Ceza alanı içerisi bir vuruş o noktada Türkan. Boşta kalan top sonrasında pozisyon değer kazanmıyor. Arif şimdi yaptı ortasını. Arka direk, ceza alanı içerisi. Tehlikeli olabilecek pozisyon. Bir vuruş direkt oyun alana geri dönüyor top. Gole yaklaştı ama olsa Türk gücü takımının Hascan tehlikeli yaklaşan isim oluyor. Gelişen Türk Hoca atağı Hascan. Sol kanat yaptı ortasını Türkan. Kaçırdı elinden James. Takımını 1-0 öne geçiriyor bu dakikada. Hascan'la başlayan atak izliyoruz pozisyonu. Atak yönü sol kanat yapılan orta. Türkan yatarak müdahalesi kaçırıyor elinden. Top filelere gidiyor. Bu dakikada Türk Hoca takımı 1-0 öne geçiriyor. Gol sevinci, başkan, tribünler, futbolcular hepsi bu dakikada bir araya geliyor. Dakikalar 45 artık ilk yarıda son anlar çalacak olan ilk devre adına son düdük bekleniyor. 20 Temmuz Meta'dan ırsadında kullanılacak olan kale vuruşu dediğim anda Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle ilk 45 dakika 1-0 Türk Ocağı'nın üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarıya Mausa Türk gücünün vuruşuyla başlanacak ve çalan düdükle de ikinci 45 dakika başlıyor. 20 Temmuz Meta'dan ırsadında kendi alanından çıkma düşüncesi var. Konuk takımda Erdoğ, sonrasında gelişen Türk Ocağı ata Bilal yakın mesafe dışarıya atıyor topu. Bilal'la pozisyona giren taraf Türk Ocağı. Atak yönü bu kez orta alan, çabuk geldi Türk Ocağı takımı. Bir vuruş asla dışarıya gidiyor. Bu dakikalarda ikinci gol bulma düşüncesi var. Türk Ocağı'nda maçı koparma düşüncesi var. Sağ kanattan geliyor Mausa Türk gücü. Yapılan olsa cezalan içerisi yakın mesafe kaleci. Savunma son anda çıkarıyor topu. Önemli bir pozisyon bir kez daha Türk Ocağı kalesinde. Karşılıklı ataklar var. Kullanılan atış Ali. Boşta kalan top. Savunma bu dakikada tehlike uzatma düşüncesi var. Bu kez sağ kanat Bilal savunmada. Kaleci yerde kalıyor bu dakikada. Tehlikeli bir hareket. Osman Özpaşa yakın pozisyona, maçın orta hakemi. Sol kanattan gelişen atak Türk Ocağı adına. Bir vuruş direkt Remzi kontrol etme düşüncesi yapıyor vuruşu top filelerde. Devre arası transferi Remzi 87. dakikada takımın 2-0 öne geçiriyor. İzliyoruz atağı. Bir vuruş o noktada direkt üst direkten geliyor Remzi. Rahat o noktada topun gelişine yapıyor vuruşun topu filelere gönderiyor. Farkı 2'ye çıkarıyor. Çok önemli bir gol. Son bölümde Remzi ile Türk Ocağı adına galibiyet golü, öne geçme golü yeniden 3 puan oldukça yakın. Türk Ocağı adına artık son bölüm yapılan vuruş dışarıya gidiyor. 3 puana çok yakın Türk Ocağı. Son bölüm izliyoruz ekranlara geliyor. Atak kaleci çıkıyor kalesinin topun sahibi oluyor. Gözler artık Osman Özpaşa'da. Maçın son bölümü kaleci Ali. Osman Özpaşa saatini kontrol ediyor bu dakikada. Kullanılan atış dediğim anda da çalan son düdükle karşılaşma tamamlanıyor. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, 2-0'lık üstünlük ezeli rakibiniz, ebedi dostunuz Türk Ocağı, namı değer Maunacılar. Geçen yılın kupa şampiyonu, kupayla vedettikler lige, kupayla girdiler. Yaşanan bir süreç, ancak kupada olmayacaklar. Cihangir karşısında elendiler. Var mı takımının dışında gidip izlediğin karşılaşma Doğan Türkmen'in dışında? Tabii canım tabii. Yani mutlaka eğer küçük Kaymaklı'yı takip ediyor. Kaymaklı'nın bıraktığını siz alırsınız. Kaymaklı maç aynı gün değilse, bizim ertesi gün değilse mutlaka gidip bir maç izlerim, seyrederim yani. Peki şu var başkan, şöyle baktığında çok uçuk paralar veren kulüpler var ki Mausa Türk Gücü bunlardan bir tanesi. Yine doğru adım attığın herhalde. Doğru adım attığın kadar herhalde hemfikirsin sen, yönetim kurulun, teknik heyet. Yani vallahi Mausa Türk Gücü konuşacak olsak müthiş para harcalar yani. Bu sene kendileri de biliyor zaten bunu. İnanın yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu, Koral Başkanı'nı yeni tanıdım kişi olarak ama vizyonu çok açık birisi. Duruşunu da yani bir başkanına yakışacak, camiasına sahip çıkacak bir başkan, bir duruşu var. Yani sevdim ama yani Mausa Türk Gücü
bilemiyorum. Sorun nerededir tabii, işlerinde olmadıktan sonra kimse sorunun nerede olduğunu bilemiyorsun. Belki bir hamurun tutma işi var. Ama ben şunu söyleyeyim. Önümüzdeki yıl en büyük aday Magos Atatürk'üdür. Şimdiden söyleyeyim ben size. Eğer bu hamuru aynı şekilde korurlarsa belki bu hamur önümüzdeki yıl tutacak. Belki yabancı konusunda hataları var. Tabii biz devimiz Ali'yik ya, her şeyimiz eğri. Yani bir yabancı futbolcu kalkar gider, biz de ağzımız poyraza açık bakarak aha Magos Atatürk'ücü. Şimdi bu Koral Başkan'ın yani söyleyecek, konuşacak o kadar çok şey var. Hı. Yanlış olan. Şimdi aha gitti adam, aldı para işte başka ülkede. Ya yani buna, bu bir ülkede bu kadar ucuz olmaması lazım ya. Yani ben açık söyleyeyim, şimdi Magos Atatürk'ücünün kaçtı. Ama ben Kıbrıs Türk futboluna hizmet... Sen nasıl alın önlemini? Hiçbir türlü. Sen de alman önlemini. Kim alır kömürlemeyi? Ne yapacak? Pasportu al, sana derler ki suç. E tamam almayayım. O binip kaçtığında benim paramı aldığında suç değil yani. Anlamadım bu işi. Yani tekerlek hep... Yani Futbol Federasyonu olarak da bu konuda birazcık bir şeyler yapabilirim. Bu bizim vermiş olduğumuz emeklere karşı en azından birazcık saygıyı da böyle alabiliriz. Yani bence bir hakaret... Gelmedin değil. Denk Başkan öyle bir yabancıya sorumlu, sıkıntılı ya da Kıbrıs terimiyle huysuz... Ya çok mutlaka gelmişiktir. Yani mutlaka geldik ama yani ne bileyim öyle çok fazla sorunlu... Denk gelmedin herhalde. Denk gelmedim diye denk düşünüyorum. Yani böyle bir şimdi... Oradan. Beyin şeyi yaptım, jimnastiği yaptım ama böyle çok fazla gelmedik diye düşünüyorum ama yani bence mesela Magos Atatürk'ün bu yıl maruz kaldığı şey yabancı konu. Bizim ayıbımızdır. Bizim memleketin ayıbıdır. Bizim memlekette Koral Başkan gibi bir adam çıkıp kendi şirketlerinden veya sponsor bulup bu ülkedeki futbola bu kadar emek vermek için çaba gösteriyorsa ve getirmiş olduğu yabancı uçağa binip bir değil iki tane. Doğru mu yani? İki tane yabancı sporcu biner uşağa gider. Yani kime hakarettir bu? Ben açık söyleyeyim, ben kendim olarak da hakaret olarak alırım bunu. Çünkü ben daha bu ülkenin sporuna, futboluna bir başkan olarak, bir camiayı temsil ederek hizmet vermeye çalışırım. Ama maalesef bizim yapacağımız sporcu daha bu kadardır. Bulacağımız değer de bu kadardır. Yani bana kalsa biz yarın çıkalım, bütün futbol camiasındaki başkanlar nasıl bir zamanlar Hasan Başkan'ın arkasında durduk. Biz kulüp başkanları olarak da çıkıp bu konulara önlem amaçlı, bu yarın işte ne bileyim ocağın başına da gelebilir, Doğan'ın başına da gelebilir, Küçük Kaymaklı'nın da, Çetin, hepsinin gelebilir. Ama en azından bu insanların yapmış olduğu işe karşı saygıyı en azından bunlara... Lefke'nin yabancısı da kaçtı. O da gitti. Yani o da gitti. Ne oldu? Yani aldığı parayı cebine koydu, gitti bindi uçağa. Genelde de hep annesi hasta olur, babası hasta olur, kardeşi hasta olur. Hep öyle kollar çocuğun adını, öyle giderler. Evet, maalesef. Ondan sonra görün ilk takımla imzalar, sosyal medyada paylaşım yapar. Yani senin annen hasta değil miydi, baban hasta değil miydi senin? Ama işte Lua Binya Enaramo, yani ben... saha duruşu, disiplini, hani demez adam yani ben Lua'yım ya da ben Binya'yım. Yani adam tamam para kazanacak ama işini de yapıyor. Saha için örnek oluyor. Enaramo'da, en azından dünkü karşılaşmada gözlemlediğimiz kadarıyla o şekildeydi. Ama bilemem tabii ki onların gittiği noktayla bunların gittiği nokta arasında. Ama güzel yere değindin. Federasyon bir yerden tutması lazım bu işi artık. Yani federasyon... Spor yabancı geliyor, parasını veriyorsun, biletini ödüyorsun, ev tutuyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun. Bir gün sonra kalkıyorsun, adam evinde bulmuyorsun. Ne oldu? Kime? Bayar pasaportunu alaydı o adamın, suçluydu Bayar. Kime hakarettir bu? Ben yani gerçekten samimi söyleyeyim size. Magos'a yapılan, işte Lefke'ye yapılan bizim başımıza da gelebilirdi, binip gidebilirdi. Ama Kıbrıs Türk futboluna hizmet veren herkese saygısızlıktır bu. Buna önlem almamak da saygısızlıktır. Ya. Buna önlem almamak da saygısızlıktır. Yani... bilemiyorum. Yani biz istersek bir şeyler olsun bu ülkede, bu tip şeyleri engellememiz lazım. Eğer engellemezsek hiç boşu boşuna biz de uğraşmayalım. Ülkede spor yapılsın, futbol yapılsın. İşte derik takım sayısı çok... Yes, kabul ederim. Ben de çok. Ülkede 200 bin
seçmenin olduğu bir ülkede 50 tane takım çok fazla. Ben de kabul ederim ama onun dışında Devimi Sali gibi, yani konuşsak sabaha kadar bitmez. O kadar çok eksiğimiz... Nasıl önlem alabiliriz? Yani bir çırpıda söyleyeceğin nedir bana? Yabancı konusu alabileceğimiz önlem. En basit önlem. Söyleyeyim. Söyle. Bize madem şimdi yabancı geldiğinde bize derler ki o yabancı gidecek, Futbol Federasyonu'na bir yazı yazacaksınız. Hı hı. Futbol Federasyonu'na yazacağınız yazıyı Futbol Federasyonu bize mühürleyecek, imzalayacak. Alacaksın, gideceksin İçişleri Bakanlığı'na. Tamam. İçişleri Bakanlığı'nda sana oturma izni için işlem başlatacak, değil mi? Doğrudur. Yani bu kadar zor mu İçişleri Bakanlığı'na gittiğinde bu iş? Bilgisayara yazılsa ve yurt dışına çıkışında spor kulübünün başkanının yazılı kağıdı olmaksızın veya Futbol Federasyonu'nun yazılı izni olmaksızın, ya bu kadar zor değil. Eğer Futbol Federasyonu beni sınırlayabiliyorsa, 3'tür yabancı hakkın, 3'ten sonrakilerin düşer lisansı derse, değil mi? Madem beni böyle sınırlayan tutan, o zaman buna da bana önlem alacaksın. Getirdiğimde sen tutacaksın bana. Yani çok zor değil derim. Yani bilgisayara pasport dairesi tarafından yazılsın. Yabancı futbolcudur işte, Doğan Türk Birliği'nde futbol oynar. Çıkışı için izin lazım. Futbol kulüp olmasın. Tamam. Başkan şu da var yani. Tamam, alır öyle önlemi. Adam gene ders annem hastadır. En basit örneği. Tamam, kulüp. İnanın ya da inanmayın. Tamam, o başka ama bu sefer adam kaçıp gidebilir, gene doğrudur dediğin. Ama en azından bir nebze olsun. Bunlar engelleri. Yani şimdi bir adamın annesi hastaysa, yani tabii gördüm ben. Yani annesini 3 defa öldüren yabancı sporcu gördüm yani. Bunu ciddi söyle. 3 defa öldüren şey, yani 3 ayrı zamanda herhalde söylediği yalanı da unuttu. Annesini 3 defa öldürttü. Allah uzun ömür versin annesini ama 3 defa öldürttü annesini. Ama yani en azından biz bir şeyi, çizgiyi koyabiliyorsak, o çizgiyi de korsak, bunun karşılığında da en azından kulüpler olarak ezilmeyelim. Yani yıpranmayalım, yıpratılmayalım. Aynen öyle. Diye düşünürüm. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Her zaman söylerim zaten. Gene söyleyeceğim sonunda. Keyifliydi seninle her platformda bu sohbeti yapmak. Temennim ya da belki sezon sonu şampiyonluk kupayla gelirsin. Takım kaptanıyla, hocayla gelirsin bu stüdyoda ve ağırlarız sizi. Bir kere hoca inanmış, şampiyonluğu çok istiyor. Takım da istiyor bunu. O potansiyel var mı? Var. Çok kaliteli bir takım var. Koşan bir takım var. Artık dediğim, az önce gene belirttim. Doğru zamanda doğru işleri yaptığınız sürece bu şampiyonluğu neden almayasınız diye de söylerim. Son sözünü alayım ve programı kapatalım sevgili başkan. Evet. Daha önce söylediğim gibi herkes birbirine saygı duyarsa, kendisine yaptığı işe, camialara, rakip takımlara saygısını duyarsa, bu işe hizmet edenlere, emek verenlere saygı duyarsan, nasıl ben futbolcuma bugün saygı duyuyorsam, ben de futbolcumdan saygı beklemek hakkımdır. Eğer her şey karşılıklı olursa, bu sadece futbolcu, antrenör, teknik, bütün camia olarak, futbol camiası olarak, hakemlerimiz, gözlemcilerimiz, saha komiserleri, hocalar, başkanlar, yöneticiler, herkes birbirine saygısını korursa bu liglerin daha da güzel olacağını, bu yapılan işlerden herkeslerin daha çok zevk alacağını, futbolumuza daha çok katkı konulacağı düşüncesindeyim. Umarım sezon sonuna kadar tartışmasız, herkesin birbirine saygı duyduğu, saygı gördüğü bir ortamda ligi bitiririz. Bu yarışta kesinlikle Doğan Türk Birliği vardır. Kimse Doğan Türk Birliği yoktur diye düşünmesin. Doğan Türk Birliği ligin son geçen yıl olduğu gibi, ondan önceki yıllarda olduğu gibi, Doğan Türk Birliği Spor Kulübü ligin son maçının son düdüğünün çalınacak ana kadar Doğan Türk Birliği sahaya kazanmak için çıkacaktır. İlerleyen günler bizi şampiyonluğa götürürse, ki büyük adaylardan bir tanesi de biziz diye düşünüyorum. Her ne kadar puan farkı da olsa, ama bizim kadar Yeni Cami, Çetinkaya, Binatlı'da bu yarışın içinde vardır.
Herkese başarılar dilerim. Ligin sonunda da şunu söyleyeyim. Doğan Türk Birliği 1959'dan sonra 32 yıl sonra 58'den sonra 32 yıl sonra şampiyon oldu. Sonra 90 en sonuncu şampiyonluğumuz 94. 94'ten sonra 16 yıl sonra şampiyon olduk. O da 2010'a gelir. Yarı yarı kesip geliyoruz. 2018'de de Doğan Türk Birliği şampiyon olacaktır. Evet, matematiğinin iyi olduğunu zaten. Evet. 58, 90, 2010, 2018. Evet, bekleyip görelim. Evet. Evet, Bayer Piskoğlu'ydu konumuz bu akşam. Doğan Türk Birliği kulüp başkanı. Hem süreci konuştuk, hem yaşananları konuştuk. Bu şekilde de programı noktaladık. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı buluşmak dileğiyle yeni konuklarımızla yine bu stüdyoda olacağız. İyi bir gecenin ve iyi bir haftanın sizlerle olmasını diliyorum. Şen ve sen kalın. Nural Construction 90 artıyı sundu. Sizings Construction yapmakta olduğu ve tamamladığı projeleriyle güvenilir ve kaliteli işlere imza atmaya devam ediyor. Sizings Construction, sentetik halı saha ve sentetik yürüyüş yolu projeleriyle ada genelinde onlarca projeye imzasını attı. Construction. Sevgiliye en güzel hediye diyalogtan. Yarın kalpli bileklik.